mikrofonunu açabilir, soru sorabilirler. Hatta yazabilirler. Sohbet sonumuz da var aynı zamanda. Oradan soru da sorabilirler. Çok rahatlıkla sorularını yöneltebilirler. Hocam, lafınızı bölmeyeyim. Siz konuşurken bölmek istemedim ama hemen bir soruyla başlayalım isterseniz. Soru cevap şeklinde ilerleyelim. Çok daha aktif Tabii, olacağını tabii de düşünüyorum. ben hani yine de bu şeyin hani önemli olduğunu düşünüyorum. Sorunuzu birazcık ertelemeniz anlamında. Evet. Yani bu yani daha çok da hani sizlerden çok öğrenci arkadaşlarla bu muhabbeti yapma durumumuzda. Yani ben yani öğrencilerimizin sanat alanına girdiklerinde öncelikle her şeyden önce en temel meselenin yani yaratıcılığın özgürlüğü yani hiçbir kurama, kitaba, öğretiye bağlı kalmadan, onları bilip ama onların esiri olmadan, yani ben insan sayısı kadar, dünyada 8 milyar mıyız şu anda, 8 milyar kadar teori olabileceğini, 8 milyar insanın hepsinde de içlerinde çok kozmik, kimilerine göre kozmik, kimilerine göre tanrısal diyebileceğimiz bir öz olduğunu, herkesin film yapabileceğini, herkesin sinema yapabileceğini, herkesin sanat yapabileceğine inanan biriyim. O nedenle de yani her teoriyi üreten de zaten sonradan üretiyor bir şeyi. Yani sonradan yeni bir şey getiriyor ortaya. Biz onların üzerine ne koyabiliriz? Ne yapabiliriz üzerine? Tabii ki Hocam, yani mesela geçmişi sizin bilmeden. dediğiniz çok denk düşen bir şey. Geçen hafta öğrencilerimle Ahmet Uluçay meselesini konuştuk mesela. Evet, herkes sanat yapabilir. Bunun için özellikle eğitim almasına gerek yok. Ya da öğrencilerimizin gerçekten farkındalığının olup bu bölümü seçmesi belki çok önemli. Ama burada biraz zihinler karışık. Yani hangi yöne doğru gideceklerini açıkçası çok bilemiyorlar. Çünkü çok kapsamlı bir bölüm. Yani bir görüntü yönetmenliği, bir senaristlik, işte bir marka yöneticiliği, o kadar birbirinden farklı alanlar ki bence her birinin ayrıca bir lisans programının olması lazım. Sizin çizdiğiniz profil, yani o heyecan duyan, üreten, yenilikçi, araştıran genç öğrenci profili bence daha ziyade yüksek lisans ve doktora öğrencilerinde daha denk düşüyor diyebilirim. Ama oralar daha çok hani artık alanını seçmiş, tez aşamasına gelmiş, bölümünü seçmiş insanlarla ilgili. Ben yine de bu işin yani fakülte aşamasında yani üniversite aşamasında daha ilk heyecanla çok daha özgün şeyler üretebileceğini, çıkabileceğini falan düşünüyorum. Yani o nedenle dünyada da hani birçok büyük ustaya baktığınızda çok bunlar değişik bir skala tabii. Yani 19-20'sinde başlayan da var. Bu işte 40'ında başlayan da var. Ama sinema daha çok tabii sinemada mesela Türk Dil Kurumu'nun çok özgün bazı özel yayınları olurdu geçmişte. Şu anda sahaflarda bulunabilir belki. Mesela sinema özel sayısı vardı bir ara. 20-25 yıl önce basılmış. Tiyatro özel sayısı, sinema özel sayısı gibi. Orada hemen hemen dünyadaki bütün böyle Pasolini'den, Antonioni'den, De Sica'dan, bütün ustaların Fellini'den sinemaya nasıl başladılar? Bunun hikayesi vardı. Hepsi de böyle neredeyse 40 ve 40'ın üstü başlamışlardı ilk filmlerine falan. Ama hepsi başka bir disiplinden geliyordu. Biri eleştirmenlikten geliyordu, biri şairlikten geliyordu, biri mimarlıktan geliyordu mesela. Onun için bunun tabii bir sınırı yok, bir sınırı yok, bir kuralı yok. Yani kişiye bağlı bir şey. Yani kişileri ben çok önemsiyorum. Ben sistemden ve ideolojilerden çok kişilerin, insanların birebir kendilerini çok önemsiyorum. Yani Hermann Hesse çok sevdiğim bir yazardır. O şey der, yani kişisel ruhtan soyutlanmış kolektif bilinçle hareket eden insandan bir şey olmaz der. Hatta ben korkarım der böyle kolektif ruhla. Yani devrimlerle değişmez dünya, insanlarla değişir. Çünkü şey çok önemli, yani maddesel hırslarından ve tutkularından arınmamış insan kitleleriyle dünyanın en iyi programını yapın. En iyi hocalarını getirin. En iyi ders sistemini hazırlayın. O insanlarda o kişisel maddeyle kurduğu ilişkideki hırs, tutku, tutku da demeyelim, tutku daha özel bir şey. Yani o şan, şöhret ya da kazanma hırsı varken hiçbir şey yapamazsınız. Yani sistem insanlarla kaim. İnsanların, onun için ben hep algının alışkanlıktan kurtarılması kavramını çok önemsiyorum. Her zaman da bunu söylüyorum. Yani sanatın en önemli işlevlerinden biri de, hani biri de, hepsi değil ama
en önemli işlerinden biri, işte 3-5 işlevi varsa en önemli bence algıyı alışkanlıktan kurtarmak. Başka bir düşünce biçimini, başka bir davranış biçimini, başka bir hayat ancak böyle değişecek. Yani böyle fark edilecek. Sanat böyle yaratılacak zaten. Sanat insan niye yapar ki? Yani bir şair, hep ben söylerim, hani size de göndermiştim son hani konuşmamda. Yani ben bir sinemacının, bir yönetmenin diyeyim. Ya da bu senarist olabilir, fark etmez. Yani sinemayla uğraşan bir insanın bir şair edasıyla, bir şair tavrıyla yaklaşması gerektiğini düşünürüm. Yani ben bu şiiri yazmazsam olmaz. Yani şairi bu iter genelde. Ben ancak bu filmi yapmazsam olmaz, bu senaryoyu yazmazsam olmaz. Yani bir varoluş sebebi gibi görmesi lazım. Sanat böyle bir şey. Yoksa ben zaten çok açık her yerde hiçbir şekilde bunu çekinmeden de söylüyorum. Ne yazık ki içinizde korku sinemasını seven insanlar vardır. Korku sinemasını kesinlikle sanattan saymıyorum. Güldürmek bir ihtiyaçtır. Eyvallah, kabul, yemek yemek gibi diyelim ama bel altı ya da böyle çok düşük seviyeli komedileri de sanattan saymıyorum. Ama bir Woody Allen dediğinde yani elini öperim, yani öyle bir komedi dediğinse humor, yani o başka bir şey. O zekayla yapılan bir şey yani. O nedenle sanat daha başka bir yerde. Onun için tabii ben ya da benim bulunduğum yerdeki arkadaşlarım ya da dünyadaki birçok ortak sinema anlayışına sahip olduğumuz dostlarla birlikte, ki zaten sinemada hemen hemen usta dediğimiz birçok yönetmenler, işte hatta yapımcılar son dönem, çünkü artık kreatif yapımcı kavramı da çıktı tabii ki. Ki bence de doğru bir kavram. Bunlar zaten yani sinemayı sanat olarak algılayan, sanat olarak bakan, hayata yeni bir şey vermeye çalışan insanlardan oluştuğu için yani sinemaya başka türlü bakamayız. Yani tabii para kazanmak amacıyla da yapılabilir. İyi bir teknisyen olabilirsin, iyi bir teknik yönetmen olabilirsin, iyi bir kameraman olabilirsin. Bu da yani aşağılanacak, kötülenecek bir durum değil. Bu da bir seçim, bunda bir problem yok ama buna çünkü şuradan girmek lazım. Çok önemli bir kavram bu. Bunu her yerde altını çizerek söylüyorum. Sanat sineması, ticari sinema gibi bir kavram külliyen yanlış. Şöyle külliyen yanlış. Ya sinema zaten sanattır. Sadece kalabalık kitlelerle yapılıyor olması, sadece çok büyük bütçelerin olması onun ticari sinema gibi bir kavrama da taşınmasını gerektirmez yani. Neden? Ben hemen şunu soruyorum, yani ticari şiir diye bir şey duydunuz mu? Mümkün değil duymanız. Yani ticari şiir diye bir kavram yoksa ticari sinema da olmaz. Onun için zaten o ticaret olur. Onun için ben yani korku filmleri bugün niçin yapılıyor? Tümüyle satmak için yapılıyor. Korkuya alıştırılmış insanların korku duygusunu tatmin etmek için yapılıyor. Ya da çok böyle sulu zırtlak bel altı komediler niye yapılıyor? İşte insanları güldürelim, daha çok gitsinler falan filan diye yapılıyor. Onun için sanattan saymıyorum. Ya sanatı çok gözümde büyüttüğümden değil. Sanat aman aman bir şey benim için çok büyütülecek bir şey değil yani. Her zaman hani klişe de olsa şu kullanacağım cümle herkesin bildiği zaten. Ya hocam biliyoruz işte bunu, ne bir daha tekrar ediyorsun diyebilirsiniz. Yani hani en önemli sanat eseri insandır. En önemli sanat yaşama sanatıdır. Meselesi, kavramı burada konuşacağımız her türlü sanat teorisinden çok daha üstündür yani. Çok daha üstündür. Ben iyi bir kaşık oymacısının, ağaçtan iyi bir kaşık oymacısının da bir sanatçı olduğunu düşünüyorum. Bir kasabada 4 fırın vardır ama bir fırının ekmeği daha iyidir. Çünkü onun ustası daha özenerek, bezenerek, içine fazla katkı maddesi koymadan, ne bileyim kaçak un koymadan, bilmem ne koymadan falan daha iyi ekmek yapıyordur. Yani daha iyi ekmek yapmak, daha iyi kaşık yapmak, daha iyi resim yapmak falan. Yani hayata sanatla, sanatı yani hayat yaşaması gibi görmek anlamında. Bunun için yani sanatı da çok önemsediğimden değil ama sinema diye bir şey konuşuyorsak sinema zaten bir sanattır. Sanat sineması diye bir kavram olamaz yani. Ticari sinema gibi böyle ayrımlara kesinlikle girmemek lazım bence. Yani bunun altını özellikle çizmem lazım. Benim en önemsediğim, en bence arkadaşlarım da bu konuda düşünmeleri gereken yer. Tabii ki ticari sinemada yer almak mümkün. Yani hepimiz, herkes başka işler de yapıyor para kazanmak için. Bunlar çok normal, çok insani. Bir problem değil ama
sinemanın özü diye bir yere geldiğimiz an tabii ki sanattır yani. Resim gibi bir sanattır, şiir gibi bir sanattır, tiyatro gibi bir sanattır. Yani bunu açabiliriz. Evet, sizin sorunuza başlayabiliriz Semra. Ses yok. Sesle sıkıntı var hocam. Pardon, şimdi geldim. Tüm bu söylediklerinizin çoğuna katılıyorum tabii ki. Aynı zamanda bu söyledikleriniz ışığında şunu sormak istiyorum. Siz çok yönlü bir sanatçısınız. İşte senaryolarınızı kendiniz yazıyorsunuz, belgesel filmleriniz var, kısa filmleriniz, uzun metraj filmleriniz. Ama bunun yanı sıra şarkı sözü yazarlığınız var. Belki yazar olarak da kendinizi geliştirebilirdiniz, şair olarak da kendinizi geliştirebilirdiniz. Hani biraz önce söylediniz ya, aslında bir fırıncı da bir sanat yapıyor gibi işini yapmalı diye. Sinemayı tercih etmenizin ya da yönetmenliği tercih etmenizin asıl sebebi belki de hayata çok yakın bir sanat dalı olması olabilir mi? Vallahi tam değil aslında. Yani bu bir kere sinema çok daha çocuk. Çocuk bir sanat. 100 yılı var şurada. Yani 110-120 yılı falan var sinemanın. Yani sinema olmadan önce ne vardı? Yani işte Karagöz Hacivat vardı bizde, görüntülü, yani bizim topraklarda diyeyim. Yani resim vardı. Yani bir takım çizimler, hareketli çizimler falan diyebiliriz. Yani animasyon yoktu ama hani bir takım sinemanın kaynağını hepiniz biliyorsunuz. Yani sinemada aslında diğer tüm sanatları içeren bir cazibe var tabii. Yani içinde edebiyat var, tiyatro var, heykel var. Hani heykel nasıl var diye öğrenci arkadaşın aklına gelebilir. Boyut anlamında bir boyut, hacim. Çünkü normalde bir odaya giriyorsun, odanın her tarafını çekmiyorsun yani. Onu 50 objektifle çekmek başka, 110 objektifle çekmek başka, bir bölümünü çekmek başka. Yani şiir var, müzik var, her şey var. Onun için zaten sinemanın hani 7. sanat tanımını sorduğunuz zaman, yani 6 sanatı da içerdiği için, 6 sanatla birlikte bir 7. sanat olarak gündeme geliyor. Bu biraz aslında fıtratla ilgili. Ben fıtrata inanırım. Ben kişisel olarak her ne kadar çok sol bir şeyden gelsem de, kültürel cenahtan gelsem de, aile olarak falan diyelim ki Marksist kültürden ama tasavvufi kültüre kadar da uzanan bir skalam vardı. Ben hani kadere, karmaya, tekrar doğuşa inanan bir insan olarak fıtrata da inanan bir insanım. Yani yeteneğine göre. Yani neden işte Fittipaldi, yani çok iyi bir şoför yani. Benim ne bileyim tanıdığım bir akrabamın çocuğu arabalara hayran şu an. İşte 30 yaşında bir araba hayranı ama annesi babası diyor ki çocukken biz onu diyor ağladığı zaman kar kışı yağarken otomobile götürürdük, motoru çalıştırırdık, ağlama susardı diyor. Sonra çıkartırdık, uyuyunca tekrar eve götürürdük diyor. Yani daha çocukken, bebekken motor sesine garip bir şekilde yani fıtrat dediğimiz mesele biliyorsunuz yaratılıştan gelen yetenek anlamına geliyor. Bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Ben ilkokulda her yere resim yapardım. Her yer dediğim bayağı bildiğiniz üzere her yer değil yani. Kitaplar, defterler değil, duvarlar, masalar, sandalyeler, arkadaşlarımın kitapları falan. Eve şikayete gelmişti hocalar yani. Ya da ne bileyim işte ilkokula gitmeden önce kahvehanelerde, babamın, dayımın gittiği kahvehanelerde masaya çıkıp şiirler okurdum falan. Yani hep böyle insanlarla bir arada olmak. Yani insanlarla bir arada olmak zaten bir şans. Yani şanslı görüyorum bu anlamda. Sonra lise döneminde falan işte resimle, biraz müzikle ama bunlar hep amatör tabii. Yani çok böyle gerçekten bir mesleki kazanım anlamında değil. Sonra ya bu işin en azından bize ne katar hani yani çok yine bildik klasik Anadolu deyimiyle hani eğitim, hani eğitim cehaleti alır. Hani eşeklik baki kalır ama eğitim olmadan da bir yere de gidilmez. Bu iki yönlü diyalektik şeyi iyi görmek lazım. Yani tekrarda fayda var bu Anadolu sözlerini ya da atasözlerini. Bazen çok özel şeyler çıkabiliyor altından. Derin anlamlar çıkabiliyor. Ya yine de hani evet ya ben resimle uğraşıyorum. Biraz müzikle, biraz şiirle, edebiyatla falan ama ya sinema hep görsel anlamda ilgimi çektiği için o yüzden zaten sadece bilerek, isteyerek ben bizim dönemimizde bir yeri kazandığınızda başka bir üniversiteye gidemiyordunuz puanınız tuttuğunda. Ben yani iki uçak mühendisliğini yazsaydım çıkacaktı. Boğaziçi felsefe yazsaydım kazanacaktım oraya ama hiçbir şey yazmamak durumundaydım. Çünkü Mimar Sinan'a girmek istiyordum.
Nitekim işte zaten 3 tane sınava girdim. Anadolu Üniversitesi, Mimar Sinan ve Marmara Üniversitesi. Hatta ben Marmara'da okudum 4 yıl. Sonra Mimar Sinan'da okudum. Yani hayır, okuldan da hocalardan da tabii çok şey aldık. Ne bileyim, Metin Erksan şanslıyım tabii, hocamdı. Mütfakat hocamdı. Yani İlhan Arakon hocamdı. Halit Refi hocamdı tabii yani. Ve onlar ülke sinemamızın temel direktörü, hepinizin bildiği gibi. Bu konuda kafa yoran, üreten, yazan, çizen ve ekol yaratmış ustalardı bir anlamıyla. O nedenle yani bu bilerek, isteyerek seçim oldu. Yani tesadüfen hani beni böyle şartlar buraya zorladı, olmadı. Yani sorunuza böyle cevap. Teşekkür ederim hocam. Şimdi bir öğrencimiz Ceyda Bahçıvan oldukça uzun bir metin yazmış, bir soru yazmış ama ben kendisinden rica ediyorum, mikrofonu eğer çalışıyorsa kendisi sorsun sorusunu. Tabii yani ben hala daha kimseyi göremiyorum sizden başka. Kimse açmadı mı kamerasını? Ceyda'cığım, sesini ve görüntünü açarak lütfen sorunu sorar mısın? Zaten soruyu sorana zaten cevap vermek daha iyi bir şey. Hani Sokrates. Evet, daha güzel oldu. Sokrates metodu, evet. Peki o mikrofonla... Ya da peki soruyu ekrana yansıtabiliyor musun? Semra'cığım, soruyu ekrana yansıtabiliyor musun? Hocam siz görebilirsiniz. Hocam, görebilirsiniz soruyu. Berfin Bingöl diye bir öğrencim var. Onun mikrofonu çalışmıyor. O yüzden ben sorayım onun sorusunu. Diyor ki hocam, Türk film endüstrisinde çalışma ilişkilerini ve sendikalaşmayı nasıl buluyorsunuz diyor. Valla bunu öncelikle hani deveye sormuşlar. Ya boynun niye eğri diye. Nerem doğru demiş. Yani diğer tüm sektörlerdeki sendikalaşma ilişkisi neyse sinemayı bundan ayırmanın hiçbir anlamı yok. Yani çünkü insan malzememiz aynı, değişmiyor. Yani makina kimyada çalışan bir iş koluyla ne bileyim tarımda çalışan bir iş kolu, insan malzememiz aynı olduğu için sendikaya bakış, sendika bugün yani biliyorsunuz yani işte sistem neyse, hükümetin, devletin ya da şu ana kadar sermaye güç ilişkisi içinde şey neyse aynı yürüyor yine. Yani maalesef bu konuda çok olumlu bir şey söyleme şansım yok. Yani diyebiliriz hocam bence. Yani çok yakın bir tarih aslında Türkiye sinemasının ya da dizi oyuncuların, çalışanların sendikalaşma sürecinin hayatımızda konuşulur hale gelmesi. Çünkü birçoğu hani düşündüğümüzde mektepli olmayan, sahada yetişmiş, işte uzun saatler çalışmaya maruz bırakılan, özellikle dizi setlerini düşünürsek, sigortasız işçi olarak emek gücünün aslında baktığımızda karşılığını alamayan bireyler. Dolayısıyla bunlar aslında bir araya gelmenin ve sendikalaşma sürecinin ne kadar önemli olduğunun da belki henüz farkında olmadıkları için çok önemli. Ama Hüsnü'cüğüm, bu Türkiye'nin genel sorunu bu. Yani evet. Yani kendi ülkemiz bazına bakarsak, madem kendi ülke sinemamızı konuşuyoruz, Türkiye'nin genel sorunu bu. Türkiye'de ne kadarsa o kadar bizde. Çok fazla üzerine durulacak bir konu değil bence. Yani abartacak bir konu değil. Yani herkes kendi mücadelesi yaparak kazanacak. Yani kavgasını edecek, yola çıkacak. Aynı diğer sektörlerde olduğu gibi. Yani maalesef çok umutlu bir şey gözükmüyor. Yani. Peki o zaman Ceyda'nın da ben bir sorusu var. Onu ben sorayım o zaman. Yazmış buraya uzun uzun. Merhabalar hocam demiş, benim bir yorumum ve sorum olacak. Günümüzde bu alanda çok fazla bir şey, birey mevcut. Yani şunu söylemek istiyor herhalde, çok fazla iletişim fakültesi mezunu var. Çok fazla radyo, televizyon ve sinema okuyan öğrencimiz var. Biz bu mesleğe adım atmaya çalışan üniversite öğrencileri olarak bu bağlamda tedirginlik yaşayabiliyoruz. Teknik eğitim dışında bu sektörde bu alanda kendimizi geliştirebileceğimiz alanlar nelerdir demiş. Sonraki süreçte nasıl farkındalık yaratıp kendimizi öne çıkarabiliriz? Bazen ufak görünen yöntemler ilerleme sağlamamıza yardımcı olabilir. Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? Deneyimlerinize ve tecrübelerinize dayanarak önerilerde bulunabilir misiniz? Bildiğimiz üzere yeni medya döneminin teknolojilerinden dolayı birçok rakibimiz bulunmakta. Kendi meslek hayatınızda uyguladığınız yöntemlerinizden bahseder misiniz demiş.
Şimdi evet, uzun bir Bayağı soru. uzun bir Nereden soru anlaşmak oldu. lazım? Ben yine olayı tabii genel böyle birebir cevap vermek ötesine daha genel bir yukarıdan bakarak bir felsefi temeller de ekleyerek şimdi fotoğraf makinesi ilk çıktığında fotoğraf makinesine sahip olanlar fotoğraf sanatçısı sayılıyor idiler. Hatta belki bilirsiniz, belki bilmezsiniz. Türkiye'de fotoğraf taklitle başlamıştır. Batı'dan, yani biraz İngilizce, Fransızca bilenler Batı'dan gidip meşhur kimler varsa işte mesela Man Ray bir tanesi. Hani ben bildiğim çünkü. Taklitle başlamıştır. Fotoğraf makinesi herkesin eline geçmeye başladığı anda ki buna terminolojide üretim araçlarının demokratikleştirilmesi diye bir kavram koyuyorlar bu cümleye. Yani herkesin fotoğraf makinesi olduğu oranda fotoğraf sanatçısı artmamıştır fazla. Yani 10 tane fotoğraf makinesi varken 10 sanatçı varsa 100 tane fotoğraf makinesi olduğunda bu 100 tane olmamıştır. Yani 15-20 tane olmuştur ya da aynı oranda artmamıştır. Bu ne anlama geliyor? Demek ki asıl olan mesele makinede değil. Makinenin arkasındaki gözde. Şimdi burada bu soruya bireysel anlamda cesaret vermek açısından söyleyeyim. Yani inanın biz bundan 15 yıl önce daha cep telefonları yeni çıktığında daha Nuri Bilge Ceylan'ın dünyada tanınırlığı da bu kadar yokken bile ya ne güzel bir medya ya bununla da film çekilir yani cep telefonuyla da film çekilir dedik yani. Beraber bunu konuştuk 15 cep telefonu çekilir. Nihayet şu anda biliyorsunuz belki Wong Kar-wai cep telefonuyla film çekiyor. Yani nedir? Samsung 50 milyon dolar vermiştir ya da ne bileyim iPhone verdi galiba tam bilmiyorum. Ya galiba iPhone yani. Şimdi burada yaratıcılık meselesi çok önemli. Yaratıcılık çok önemli. Yani teknolojiye çok fazla kafa takmamak lazım. Teknolojinin gelişimini görmek ama sen yeni ne yapıyorsun? Tabii ki çok rakibin var. Bu üretim araçlarının demokratikleşmesi yani herkesin elinde bu dijital medyada, dijital dönemde işte YouTube'dur, ne bileyim işte birçok Vimeo'dur, başka birçok sosyal medya ortamları ki para kazanan ortamlar, Instagram'dır. Herkes kendi üretimini yapabiliyor. Fakat öyle bir şey var ki, öyle bir şey var ki burada ben sanata bağlayacağım bir nokta var. İnanın keşke linki elimde olsaydı. Ben size sonra göndereyim o linki. Mesela yemek programları var YouTube'da. Çok özenerek, bezenerek, üç kamerayla çekilmiş şık kadınlar, böyle robotlar, bilmem mutfak falan. İşte 100 bin abonesi var. 50 bin izleniyor her koyduğu. Bir de gece konduda şapkasına bir cep telefonu bağlamış bir amca. Hadi bakayım kızım suyu koydun mu? Pilavın suyu nerede? Kafayı döndürdükçe kamera dönüyor. Gidiyor, yürüyor, yürüyor falan. Arkadaşlar 1 milyona yakın abonesi var. Her koyduğu 2-3 milyon izleniyor. Tek fark ne biliyor musunuz? Bakın sanatın da bence en önemli noktası burası. Samimiyet. Siz şu anda dünya sinemasında film yapan, dünya sinemasında parlamış insanların böyle kafadan uydurup bir şeyler mi yaptınız? Herkes bildiği şeyi yapıyor. Herkes bildiği şeyi yapıyor. Kendimi çok önemsediğim için değil. Ben Hazan mevsimini çekerken daha önce Hazan mevsimindeki panayırlarda belgesel çekmiş bir adamım. Onların içinde yaşamış bir insanım. O dansözlerin, o kızların, o bilmem nelerin. Yani onların içinde yaşadığım için bilerek o işe girdim. Ya da yani sadece işte bir Nuri Bilge'den örnek vereyim. Yakın arkadaşlarım da örnek vereyim. Yani bir zamanlar Anadolu'daki polis hikayesi için 3 ay Anadolu'da mekan gezmeden falan haricinde yani polislerle ilgili en az belki 30 tane 40 tane belki 30-40 diyorum net bakın savcı anıları polis anıları okumuştur. Öyle bir zamanlar Anadolu'daki polis hikayesi öyle kolay çıkmıyor ve bildiği, gördüğü, yaşadığı ilişkiler anlamı. Buradan tekrar geri dönmek istiyorum. Yani samimiyet o kadar önemli ki ya içinizden geçen inandığınız ama burada tabii korkmamak gerekiyor. Arkadaşımız en önemli şeyim şu. Yani korkmadan bakın hepiniz birer yaratıcı olabilirsiniz. Hepiniz birer tanrısal güç olarak yaratıcılığınızdan korkmayın. Ayıp olur, yasak olur, birisi ne der,
hocam beğenmez, hocam puan vermez falan, tamam. Hocanıza saygı da küsur edin anlamında değil bu yani. Ya hocam ben böyle yaptım. Gerekçesini ama sunaraktan ya, açıklayaraktan. Nitekim bizim burada bir savımız vardır. Muhtemelen Gülsün sohbetlerimizden belki hatırlar. Bir yönetmen, yani kendimden söyleyeyim ben. Ben yaptığım her filmin her dakikasını değil, her saniyesini değil, her saniyedeki 25 karesinden bile sorumluyum ve her birinin bana sorduğunuz sorunun cevabını veririm. Ama sizi tatmin etmeyebilir. Hepsinin bende bir gerekçesi var. Her diyaloğun, her bu montajı niye yaptım? Ha, kötü olabilir, o ayrı. Kötü iyi diye bir ayrımım yok. Yani yaptığınız her şeyin yeter ki hesabını verebilin kendinize. Yani ben bunu bunun için yaptım. Ha, tutar tutmaz o başka bir şey. Yani bilerek, isteyerek ve bildiğiniz şeyi, içinizden gelen şeyi yaptığınız zaman zaten sıyrılırsınız. Yani tırnak içinde sürüden sıyrılırsınız. Yani sürüden sıyrılmak dediğim, yani aynı nasıl ki korku filmini, sulu komedi filmlerini para kazanmak için yapanlar da sinemacıyım, sinemacıyız diyor, sinema sanatçısıyız diyor. Mümkün yani. Ama o kadar hakikaten para da kazanıyorlar. Ya hakikaten para da kazanıyorlar. Ben bugün kulakları çınlasın 90 yaşındaki bir abimizin işte Killing İstanbul'da diye bir İtalyan filmini remake yapıp, ya diyordu ki böyle paraları çantaya koyamıyorduk, taşıyordu yanlarından, kilitleyemiyorduk diyor. O kadar çok para kazandık falan. İşte Etiler'de ev aldım diyor. Yılmaz Atadeniz. Anılarında var, kendi anlatır her zaman. Hepsi ama birebir remake. Telif yok, yaratıcılık yok. Kim ne yaptıysa alıp burada yeniden yapmak şimdi. Bu da sinema, bu da sinemacılık diye geçiyor. Yani hayır, özgün, yeni, farklı bir şey. Devamlı burada olmak gerekiyor bence yani. Onun için her zaman hani müşterileri böyle ayırırken sanki zenginliğe göre ayırırlarmış gibi, hani A sınıfı müşteri A plus, B B plus, C C plus denir yani. Bunlar aslında maddi gelir düzeyine göreymiş gibi algılanır ama aslında kaliteli üretimin de sınıfları var. Ya festivaller bile arkadaşlar, Kültür Bakanlığı sitesini lütfen açın. Telif hakları değil, sinema gelen müdürlüğü sitesini açın. Festival kategorileri var. A sınıfı festivaller, B sınıfı festivaller, C sınıfı festivaller. Kendiniz nerede görüyorsunuz? Festivallere göre film yapın anlamında değil bu. Yani festivallerin kendilerini nerede konumlandırdıkları ile ilgili bir şey bu. Yani o nedenle hatta sırf o festivallere katılım gücüyle birlikte bakanlık mesela diyor ki geçmişte paraları geri istiyordu kazanma durumuna göre, kar durumuna göre falan. A sınıfı bir festivalde yarışmaya katıldığınız anda ben sizden para istemiyorum diyordu bakanlığın yasasında. Yani dünyada sistem böyle yürüyor. Yani kaliteli iş, kaliteli iş, inanın teknik kaliteden söz etmiyorum hiç. Yeni ve yaratıcı iş. Yani ben hep bugün altını çizmek istediğim şey benim. Yani yaratıcılığın özgürlüğü ve algının alışkanlıktan kurtarılması. Ben spora çıkarken ben çıplak ayakta çıkıyorum. Böyle millet kayıp kayıp bakıyor bazen. Ama hiç yani benim tüyüm bile kıpırdamaz. Çünkü ben biliyorum ki çıplak ayakta çıkmanın olağanüstü insan bedenine faydaları var. Bazen böyle vaktim şey oluyor. Erken bitiyor falan spor. Yanımda da bir takım hani cüzdan böyle verimeli bir şey varsa, bir bankada işim oluyor diyorum. Baya çıplak ayakta bankaya gidiyorum. Yani şimdi kamile aykırı gibi gözüküyor. Oysa bu benim kendime verdiğim bir hesap. Hiç kimseye, ya en ufak bir şekilde mesela, yani beni kimse ne ağlatabilir ne güldürebilir yani. Güldürebilir derken hani aman aman çok böyle dış etkilerle çok hani etkilenmemeyi seçebiliyorum. Ben kendim seçebiliyorum. Yaptığım şeylerin iyi kötü olması önemli değil. Ben yani kötü şeylerden, kötü yaptığım şeyler varsa onlardan öğrenip daha iyisini yapmaya çalışıyorum. Ama hep kendimim yani, organiyim. Dışarıdan bana kimse bak şunu da şuradan çalmışsın, bunu da buradan ama bak yani söylememişsin falan filan diyemez yani. Hani kendiniz olup, öğrenci arkadaşlarım ağırlıkta, kendiniz olup içinizden geldiği gibi ne yaparsanız yapın, kötü de yapın önemi yok. Niye kötü de yapın önemi yok diyorum, bu çok önemli bir şey arkadaşlar. Bu konuda örnek de vereceğim, hatta size yine iyi bir örnek vereceğim. Yine çünkü yani yakın arkadaşlarımla örnek verdiğim için yaşanmış örnekler anlamında.
bazı filmler kötü olabilir. Fakat yönetmen bir yerinde öyle bir şey yapmıştır ki, ya daha önce onu böyle hiç böyle başkası yapmamıştır. Ya bu çocukta bir ışık var dersin. Öbür tarafta böyle pırıl pırıl her şeyiyle düzgün bir film vardır önünde ama onu seçersin. Onu seçersin ve gerekçeni açıklarsın. Bunda yeni bir şey vardı. Yani korkmadan çıksınlar. Ben hep benim bütün şeyim korkuyu atıp her türlü toplumsal, her türlü dinsel, her türlü sosyal, her türlü siyasal, her türlü tarihsel bütün kategorilerden kendilerini ayrıştırıp korkusuz bir şekilde yani işe girmek, sokağa çıkmak ya da platoya gitmek yani korkmasınlar. Ne istiyorlarsa onu yapsınlar. O zaman ayrı olacaklar. O zaman farklı olacaklar. Yani o zaman kendileri olacaklar zaten. Bir ruh kendisi olanı hemen fark eder. Kendi o organiği fark eder. İnanın yani sular üzerine belgeseller vardır. Belki bilirsiniz. Suyun kültürü, suyun dinamizmi, suyun hafızası üzerine. Dağdan gelen bir suyu bir kaba koyuyorlar. Bir de musluktan akan suyu ya da köşeli borulardan geçen su mesela köşeli aktığında strese giriyor. Su normalde eğimli akar. Suyun da bir stresi var. İki kabı koyuyorlar, kapıyı açıyorlar. İki tane kediyi, susamış kediyi su kaplarını ikisi de geliyor, kokluyor. Direkt dağdan gelen suyu içiyor ikisi de. Aynı bunun gibi bir şey. Onların doğasında var çünkü bu. Yani onun için siz kendinize ait bir şey yaptığınız zaman bu fark edilir. Yine ben tabii çok hani yakın dostum, arkadaşım olduğu için yani sinemada da serüvenimiz 30 yıldır beraber Bilge'nin, Nuri Bilge Ceylan'ın Cannes Film Festivali'nde jüri üyesi iken yaşadığı bir olayı anlatayım. O yılki jüri hangi yıl olduğuna baksın arkadaşlar, internetten bakarlar ve anlatacağım hikayeden sonra da hikayenin kahramanına bakarlar. Bir filmden çıkıyorlar. Her zaman olduğu gibi jüriler filmden sonra bir arada yemek yerler. Ya da iki kişi bir grup olur, üç kişi bir grup olur falan. Önemli bir Alfonso Cuarón mu vardı, kim vardı tam hatırlamıyorum orada. Onlardan biri galiba. Ya Bilge ne kadar kötü film değil mi diyor. Bir Ender Özel filmi. Ya Bilge diyor ki evet diyor, yani kötü bir film. Hani üstte kana seçilmiş ama fakat diyor ya özgün bir sahne vardı diyor ya. Bu sahne diyor çok önemli diyor. Yani şu diyor otobüs içindeki sahne diyor, bunu diyor dünya sinemasında pek görmedim ben diyor. Böyle bir duyarlılığı, böyle bir şey. Yani film genelde kötü ama fakat bu çocukta bir ışık var. Bu çocuk farklı bir şey yapmış. Diğer filmlerden sıyrılmış. Allah Allah diyor falan. Herhalde Bilge'nin sözüne değer verilmiş olacak ki akşam gidiyor, izlemiş, sabah geliyor diyor ki ya Bilge diyor hakikaten diyor ya o sahneyi ben atlamışım, görmemişim diyor, fark etmemişim diyor. Gerçekten diyor çok önemli bir sahneymiş o. Evet. Yani film kötü ama bir sahne önemli. Ve arkadaşlar ödül töreninin ödül toplantısında o jüri üyesi arkadaş, o da dünya çapında bir yönetmen, şu an ismini tam hatırlayamadım, Altın Palmiye aday gösteriyor filmi. Ve o çocuk Endonezya'ya en iyi yönetme ödülüyle döndü o yıl. Yani Nuri Bilge Ceylan'ın Cannes'da jüri olduğu yılda en iyi yönetmen ödülünü alan filme gidin bakın. Yani hangi filmmiş diye. Şimdi bir örnek verebilir miyim hocam buradan? Çok böyle denk düşecek. Biliyorsunuz Nuri Bilge'nin Kış Uykusu filminde ben de Berlin'deydim. Bir Adok'un yapımında birlikte onun ortak yapımcılığını yaptık. Mesela onun çalışma stili çok farklı. Gece çalışırdı, gece kurguya giderdi. Sabaha kadar gündüzleri de yazar. Yani bir sonraki senaryo ne olacak acaba diye ve gece sokaklarda giderken kurgu salonuna gezer, insan hikayelerine bakar, onların hikayelerine tanıklık etmeye çalışır. Biraz daha böyle popüler isimlerden tam da Berlin Film Festivali'ne denk düştüğü için kaçar yani görüşmekten. Neyse bir akşam biz yemek yiyoruz, artık çok sıkılmış gerçekten yoğun ama bir taraftan da insanlarla sohbet etmeye ihtiyacı var. O dönemde Kaan Müjdeci'nin Sivas filmi henüz daha böyle çekilmişti, kurgu aşamasındaydı ama bir takım revizeler yapılacaktı falan. Mesela Kaan'ı, Numan Acar, sonra biliyorsunuz Fatih Akın'ın falan filmlerinde de oynadı. İşte ikisini çok merak ettiğini, onların filmlerini izlemek istediğini söyledi. Çünkü onlarda bir ışık olduğunu, onların enerjisinin iyi olduğunu söyledi. Mesela sonrasında izlediler ertesi gün birlikte filmleri. Sonra biliyorsunuz Kaan Venedik'te ödül aldı.
şu an aslında Türkiye sinemasında da Sivas'la birlikte tanınır bir yönetmen haline dönüştü. Evet. Yani işte bu yani ama kendisi olan yani kendisi gibi olan bu samimiyet dediğim inan mesela şu anda kimileri şey diyor YouTube'da çok para kazanma falan ya inanın secret dedikleri sır samimiyet. Ne yaparsanız yapın yani isterseniz cep telefonunun şeyini okuyun, mikrofonunu okuyun, şiir okuyun ama yani içten okuyun. Böyle arkaya müzikler konmuş, ses stüdyosuna girmiş, ses teknisyeni ayrı, mikser ayrı, 5 kişi çalışmış falan yok tutmuyor. Geçmiyor çünkü ruh anlıyor onu. Yani inanın bu sadece sanatta değil, hayatın her alanında böyle. Hayatın her alanında böyle bu yani. Onun için ben soruyu arkadaşın sorusuna genel cevapladım ama yani hiçbir şekilde kimseyi kendinize rakip görmeyin. En büyük rakip tabii kendinizsiniz hani. Bu da bir klasik bir şeydir ama yani insan kendi kendiyle ancak mücadele eder. Başkalarına ancak imrenir. Kıskanmaz. Kıskanmakta negatiflik vardır. Yani onun aleyhine düşünmek vardır. O kötü olsun ki benimki öne çıksın falan vardır. İmrenmekteyse vay be ne güzel yapmış. Bunu yani ben yapmak isterdim demek gibi bir şeydir. Nitekim ben mesela yıllardır ruhsal konularla falan uğraşıyorum. Murat Düzgünoğlu'nun son filmine dedim ki ya Murat ya ayıp ettin şimdi. Bunu aslında bu konuyu ben yapmalıydım. Yani reenkarnasyon, yeniden doğuş biliyorsunuz şey Halef filmi o konuyu işliyor. Hani konu anlamında yani yüzüne yani yönetmen arkadaşım ya bunu ben yapacaktım aslında diye. Yani onun için kendin olmaktan daha değerli bir şey yok. Ya yani arkadaşıma vereceğim diye. Bitirdiniz sanırım değil mi hocam? Tabii, bir tabii. Öğrencimizin daha sorusu vardı. Onu da yöneltmek istiyorum. Diyor ki günümüz medyasında dijitalleşmenin getirdiklerinden dolayı sosyal medya içeriklerini üreten kişilerin medya hesaplarında bir iki klip çektikten sonra kendilerine yönetmen unvanı verdiklerini görüyoruz. Bu eylemin uzun vadede gerçek yönetmenlerin itibarına olumsuz bir etkisi olabilir mi diyor? Kesinlikle olmaz, kesinlikle olmaz. Yani hiç, yani çünkü biliyorsunuz Anadolu'nun yine çok güzel bir lafı vardır. Az çalan hırsız, çok çalana bey derler. Yani hakikaten çok sevdiğim bir şeydir benim bu. Öyle zaten sinema, sanatı, yönetmenlik şeyleriyle ünvanlarıyla falan yürümüyor. Yani o ünvanların aldığı değerlerle yürümüyor. O nedenle hatta şey derdi Metin Erksan rahmetli şey derdi. Ya derdi son dönemlerde bakıyorum derdi. Görüntü yönetmeni, ışık yönetmeni, hatta oyuncu yönetmeni diye şeyler görüyorum derdi. Peki o dönemlerde 10 yıl önce falan dizilerinde yeni başladığı dönemlerde ben gerçekten bir jenerikte arkadaşlar ulaştırma yönetmeni gördüm. Ulaştırma yönetmeni yazıyordu yani şoför arkadaşlar olabilir. Yani şimdi ve derdi ki yönetmen kelimesi aslında ben Fransızca bilmem ama Metin Hoca'nın dilinden anlatıyorum. Yani onun yalancısıyım. Rejisör. Rejisör kelimesinin kökeni reji. Rejimden gelir. Rejim sıkı disiplin demektir. Yani disiplinli çalışılan iş demektir. Yani yöneten, rejimi sağlayan, disiplini sağlayan kişi demektir. Ünvan ne olursa olsun hiçbir önemi yok. Yani zaten kimse, hatta kimileri şu kamerayla çektim, bu kamerayla çektim. Tabii ki bir takım farklar var aralarında ama kimse hangi kamerayla çekilmiş falan diye bakmıyor. Herkes işe bakıyor, filme bakıyor yani. Pişirilen yemeğe bakıyor. Yemek tarifine bakmıyor. Onun için hiç önemi yok. Bu soru hiçbir şekilde önemi yok. Ayrıca yani hiç ne bileyim kendi evinde bir şey çekip ona da yönetmen yazsın. Herkes yönetmen olsun. Zaten herkesin içinde o duygu var, o yetenek de var. Hiç mahsur yok. Herkes yaptığı işle ayrılır çünkü. Yani insan ayrılacağı yer ünvanıyla değil. Yani sabahleyin bir arkadaşım var benim. Çok böyle hoş bir arkadaşımdır. Onun bir şeyini dinledim. Hüseyin Kemal Çağın diye. Bir hakikaten bilge bir üstattır. Dünyadaki, onun için bugün biraz atasözlerine takıldım. İşte bir Belçika atasözü şey diyormuş yani cahil bir kral
başına taç konmuş eşek gibidir. Belçika atasözüymüş bu. Şimdi cahillik, cahil bir kral. Yani ben de mesela dedemin bir lafı vardı. Ben de dedemden duyduğum bir şeydi. Yani işte oğlum cahilden korkma derdi. Yarı cahilden kork. Yani yarı cahil hani bildiğini de bilmeyen demektir yani. Cahil en azından bilmediğini bilir. Biraz yani daha az konuşur falan. Bir de bilmediği halde bildiğini zannederek konuşanlara da hani o bilmediğini bile bilmemek çok daha tehlikeli bir şey. O nedenle yani onu yazmış, bunu yazmış hiç önemi yok bunların. Bunlar binlerce her alanda var karşımızda. Her alanda var. Yani hiç önemi yok ki ben İlahiyat Fakültesini aşağılamam. O da bir eğitim koldur diyelim ama İlahiyat Fakültesinden mezun birinin bir mimarlık fakültesine dekan olmasına doğrusu yani şaşkınlıkla bakarım ama yani ya ne alaka mimarlık fakültesiyle yani İlahiyat Fakültesinden mezun birinin orada yönetici olması. Konuşulan dilden anlamasın ki, terminolojiden anlamasın. Biz şimdi bir aynı dili konuşuyoruz, sinema diyoruz. Yani kurgu diyoruz, ses diyoruz, dijital diyoruz. Yani bir dil birliğimiz var. Örnek diyorum yani. Onun için bundan hiç önemi yok. Yani. Semra ben bir soru sorabilir miyim? Tabii ki, buyurun hocam. Peki. Mehmet Bey, öncelikle hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz. Sinema ve edebiyat birbiriyle kardeş oldular. Ben edebiyatçıyım. Şimdi İsmi? Sinema diliyle ilgili bir sorum olacak ama öncesinde şöyle bir açıklama yapayım. Tabii ben kendimi bir tanıtayım. Erol Ülgen, Meslekçi Okulu Müdürüyüm. Türk Dili Edebiyatı Bölüm Başkanıyım aynı zamanda. Ne güzel. 2001-2002 yılında Dışişleri Bakanlığı'nın görevlendirmesiyle Romanya Ovidus Üniversitesi'nde bir yıl ders verdim. Tabii benim gittiğim yıldan bir sene önce Çavuş Esko öldürüldü ve komünizmden çıktı Romanya. Orada da 125 bin civarında Türkçe konuşan Türk var. Kimisi evladı Fatihan dediğimiz Osmanlı'dan kalma, kimisi de çeşitli şekillerde oralara yerleşmiş. İşte Tatar Türkleri ve diğer Türkler. Türkçe, oradaki Türk çocuklarına Türkçe öğretmek ve öğretmen yetiştirmek üzere bir kolej açıldı. Süleyman Demirel vardı o zaman. Onun öncülüğünde orada sistem değişir değişmez yeni bir modele geçtiler ve biz de Türkiye'den öğretici hoca olarak gittik. Tabii evet. Türkçeleri çok zayıflamıştı o 70 yıl süren o komünizmden dolayı bağlar kopuk olunca bir de Kiril alfabesi kullanılıyor tabii o bölgede de. Gerçi Romence ağırlıklı. Ve bir sene orada biz çocuklara Türkçelerini geliştirmek üzere ve öğretmen olmalarını sağlayacak şekilde bir eğitim verdik. Türkiye televizyonları da yavaş yavaş işte özel televizyonlar işte isim verelim işte Show gibi, ATV gibi televizyon yayınları da orada yayınlamaya başlamıştı. Benim görevde bulunduğum işte 5. 6. aydan itibaren. Ve biz görevimizi tamamladık, döndük. 2008-2009 yılında üst üste iki defa bu sefer uluslararası sempozyum amacıyla bildiri sunmak üzere gittiğimde çok değişmiş buldum. Yani o bölgede, çevrede, kaldığımız yerde tanıdığımız, tanıştığımız Türklerin Türkçelerinin çok güzelleştiğini gördüm. Dedim ki yani ne çabuk bu kadar iyi bir düzeye eriştiniz diye sordum orada. Bana ilk söyledikleri şey Türk televizyonlarını izleyip dizi filmleri ve sinema filmlerini izleyerek Türkçemizi geliştirdik. Biz de farkında değiliz. Siz söylediniz şimdi farkına vardık bunun diye ifadede bulundular. Tabii bizim insanımız yani Türkiye için söylüyorum okumada biraz az okuyan bir milletiz.
Bu noktada ben tabii bir eğitici, öğretici olarak sinemanın dil bakımından çok yararlı olduğunu, dizi filmlerin de aynı şekilde çok yararlı olduğunu düşünüyorum. Ve bunu da gözlemliyoruz zaten. Yani ülkemizin çeşitli yörelerindeki eski kuşaklar değil, ancak yeni kuşakların, yani yaş grubu olarak işte 7 ile 20 yaş arasındaki nesli izlediğimizde Türkçelerinde muazzam bir düzgün konuşma, vurgu ve tonlama görüyoruz. Bu sevindirici, bunun büyük etkisinin tabii televizyon şeylerinin çok olması, yayınlarının çok olması ve kullanılan dilin güzel olması insanlarımızın da güzel konuşmasını sağlıyor. Bu noktada sinema dili hakkında ne düşünüyorsunuz? Bunu öğrenebilir miyim? Yani sinemanın aslında sinema dili derken sinemanın biz tabii anlatım dili gibi bir kavram mı anlayayım, yoksa Türkçe kullanımındaki faydaları anlamında mı? Tabii ki ben jest, mimik falan demiyorum, yani beden dili demiyorum. Dil olarak, Türkçe olarak, söz varlığı olarak. Anladım. Ben hani sinema dili kavramı daha çok hani bizim sinemadaki beden jestten öte, yani bir sinema anlatım tarzına da biz dil diyoruz da, hani sinema dili gelişti mi diyoruz. O baktan sordum hani. Ya şimdi aslında yani dil öylesine özel bir şey ki, dil benim çok önemsediğim bir şey. Hatta sırf sizin bu sorunuza şöyle yine bence ters ve bana göre damardan bir şekilde cevap vereyim. Ben şu anda en gelişmiş sanatın, en önemli sanatın ve açık ara bütün sanatlardan, sinema dahil, açık ara önde olan sanatın şiir sanatı olduğunu düşünüyorum. Erol Bey. Yani çünkü şiir sanatındaki o yoğunluk, o imgelem, hani Akil İlhan'ın güzel bir şiir şeyi vardır. O sözler ki imgelem sonsuzluğunun ateşten gülüdürler. Kelebek çırpıntılarıyla doğarlar, ölürler diyor. Yani imgelem sonsuzluğunun ateşten gülüdürler. Yani cümleye bakar mısınız? Yani şimdi Affedersiniz Mehmet Bey, bir araya gireyim burada izninizle. Çok önemli bir yere temas ettiniz. Biz bugünkü Türkçemizi şiir diline borçluyuz. Bizim nesir dilimiz hala yerleşmiş değildir. Bizde mısra ve beyit geleneği vardır ve özne ve yüklem bellidir. Yani o az şeyde çok şey anlatılır. Yani biraz önce siz de vurguladınız. Buradan o kadar çok daha geniş bir açılım yapmak mümkün ki, buradan ben yani arkadaşların, tabii daha çok öğrenci arkadaşların yeni duyacakları şeyler olduğunu bildiğim için yani açıklama yapmakta fayda görürüm. Yani sinema çünkü tüm sanatlara da içeren bir şey olduğu anlamında, bu dil konusu çok ciddi bir konu, çok önemli bir konu. Yani dil bizim sütümüz, yani annemizden emdiğimiz sütümüz aslında, beslendiğimiz kaynak. Dil aynı zamanda çok ideoloji üreten de bir kaynak. Yani onun için algıyı alışkanlıktan kurtarmak derken, kullandığımız cümlelerde bile belki özel bir tarz bile seçebiliriz kullandığımız cümlelerde. Yani şimdi Türkçemiz şiirden beslenmiştir. Nereden beslenmiştir? İşte Yunus Emre'den diyelim. Yani bir tanesi tabii, daha birçok usta var ama düşünün, 1200'lü yıllarında yaşamış bir usta 1800'lü yıllarda Avrupa'da bulunuyor kaynakları. Yine Türk Dil Kurumu'nun yine Yunus Emre özel sayısı vardır arkadaşlar. Orada evet. Sunulan tebliğlere bir bakın. Üzülürsünüz yani, ama bu Anadolu halkı bunu taşımış. Ezberinde taşımış. Evet. Yani hakikaten ezberinde taşımış. Olağanüstü yani. Hatta ben, eşim dostum benim bilirler yani. Dünyaya bir daha geldiğimde sadece Yunus Emre ile ilgilenmek isterdim. Tek konum o olsun. Tek konseptim o olsun. Sadece ona fokus olayım. Yani onunla ilgili okuyayım, yazayım, yapayım, ne bileyim, her şey anlamında diye. Şimdi Türk musikisine geleceğim burada. Hani Türk müziğinden, Türk dilinden Türk musikisine. Türk musikisi yaklaşık 60 yıl, 70 yıl nota bulunduktan sonra Batı musikisinde notayı almayı reddetmiştir.
Benim bu konularda Türk musikisi ustaları ile ilgili belgesellerim var. Belki Erol Bey bilir bilmez bilmiyorum ama yani Türk musikisinin dünyayı tanıtan büyük ustalarla ilgili Kani Karaca, Necdet Yaşar, Alaaddin Yavaşça, Diriken Tanrı Korur, Bekir Sıtkı Sezgin gibi ustalar. Şimdi Türk musikisi 100 yıla yakın şeyi reddetmiştir. Notaya geçirmeyi müzik eserlerini. Demişlerdir ki bizim eserlerimiz notaya geçirilip de tozlu raflarda, kütüphanelerde kalacağına biz öğrencilerimize, talep edenlere, talebelere ama aşkla talep edenlere ağzımızdan onların kulaklarına bu parçaları meşkedelim. Onlar bunları ezberlesinler. Gönüllerde yaşayacaksa yaşasın eserlerimiz, yaşamayacaksa da yaşamasın demişlerdir. Şimdi aynı Yunus'un şiirlerini yüzyıllarca gönüllerinde taşıyan bu Anadolu halkı, bu topraklar, Türk musikisinde de tavrını aynı şekilde sürdürmüştür. Ve hatta Türkçe'de çok güzel bir deyim vardır. Aşk olmadan meşk olmaz. Evet. Meşk bir aktarma yöntemidir. Ağızdan kulağa, hocadan öğrenciye o parçayı söyleme yöntemidir. Görüntüler gitti ama ses geliyor mu acaba? Geliyor, duyuyoruz, duyuyoruz. Tamam. Şimdi bu anlamda yani üstelik ama aşk olmadan meşk olmaz. Yani mesele talebe aşkla gelmezse, öğrenmek istemezse aynı bizim talebe arkadaşlara da söylediğim gibi yani ona meşk edilmez zaten. Önce evet, talebenin talep etmesi lazım. Önce talebenin istemesi lazım. Ve bizim Anadolu halkı çok şükür ki kendi değerlerine gönülden bağlı bir halk olarak bu anlamda kendi dilimizi korumak açısından, geliştirmek açısından saray dili bir yanda ayrı ama Anadolu'da başka bir Türkçe hüküm sürmüştür. Bu anlamıyla da yani sinemanın ben daha algıyı yani dile de etkileyecek ama genelde algıyı etkileyecek bir çünkü sadece dil yok sinemada, Türkçe kullanılmıyor. Aynı zamanda görsel, işitsel yani müzik de kullanılıyor, ölçek açı kullanılıyor, oyun kullanılıyor, kültür kullanılıyor, yemek kullanılıyor. Birçok kültürleriyle beraber çalıştığı için sinemanın ben genelde dile katkısını aynı zamanda algıyı değiştirmedeki katkısı olarak önemli olduğunu düşünüyorum. Yani sinemanın işlevinin yani dizilerdeki Türkçenin ne kadar faydası varsa sinemanın ancak dolaylı olarak sinemanın daha önemli bir görevi olduğunu düşünüyorum. Çünkü diziler tüketiliyor. Diziler tüketiliyor ve inanın 5 yıl önceki diziyi bugün bir daha kimse izlemiyor. Yani çünkü o günün koşullarına göre bir şey anlatılıyor genelde. Ama bugün hala bir Bergman filmlerini yeniden büyük bir keyifle bir evlilikten sahneleri ne bileyim kış uykusunu, kış uykusu diyorum kış güneşini ya da ne bileyim bir Bellatar'ı ya da bir Visconti'yi ya da Pasolini'yi yeniden izlemek mümkün. Başka değerlerle ya da bir Abbas Kiarostami'yi tabii anmadan, unutmadan geçmemek lazım. Yani bu anlamıyla yani sinemada bir çok yönlü etkili bir sanat. Bildiğiniz gibi yani Amerika'nın, Hollywood'un en önemli dış gelir kaynaklarından, ihraç kaynaklarından biri yani. Mehmet Bey, biz kendi bölüm öğrencilerimize, Türk Dil Edebiyatı bölüm öğrencilerine sinema edebiyat ilişkisini mutlaka vurguluyoruz. Bir kere bizim hikayelerimiz ve romanlarımız, hatta yazılmamış hikayelerimiz ve romanlarımızın senaryolarını yazacak insanlara ihtiyaç var. Dili de bu noktadan yine önemsiyoruz biz. Yani kesinlikle. Öğrencilerimize de bu telkinde bulunuyoruz. Kesinlikle çok doğru. Bu konuda aslında hatta TRT'nin yayınladığı bir kitapçık vardır. Türk Edebiyatı'nın eserlerinden uyarlanmış filmler ve diziler de iyi bir külliyattır. Sadece TRT'de bulunuyor, dışarıda satılmıyor. Ben de 1988-89 yıllarında TRT Çocuk, TRT'de gençlere yönelik Türk hikayecilerinden çocuk hikayeleri diye ilk özgün filmler yaptım. Çocuk filmleri yaptım, gençlik filmleri yaptım. Yani işte Muhterem Nur vardı oyuncu, Yusuf Sezgin vardı, Sevda Ferda vardı. Yani Yeşilçam'ın bütün oyuncuları vardı ve gerçek Türk hikayecilerinden esinlenerek yani onların senaryolarını yazıp
O zaman danışmanım Metin Erksan'dı. TRT'de danışmandı. Ya bu konuların çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ben kendi toprağımın kültürüne aşığım. Her ne kadar bir dünya vatandaşı olsam da kendi dilimle, varlığımla, soyumla övünüyorum da yani bu anlamıyla. Onun için ve her ülkenin toprağının çocuklarının da kendi toprağıyla, kültürüyle, diliyle övünmesi gerektiğini düşünüyorum ki bir renk olsun, bir tarlada bin çeşit çiçek olsun. Yani her çiçeğin, gelinciğin, papatyanın hepsinin şeyi farklı. Yani görüntüsü, kokusu, varlığı farklı. Her arı her çiçeğe gitmiyor. Yani papatya balı ayrı, ne bileyim gelincik balı ayrı, çam balı ayrı. Her arıların bile hani değişik şeyleri var, bal çeşitleri var. Onun için yani dünyayı artık giderek bu dijitalleşen, aslında dijitalleşme giderek dünyayı bir tek bir, daha küçük bir yer haline getirdi. Hele ki daha böyle inanılmaz farklı, değişik zenginlikler. Burada tabii Mustafa Kemal'i almak lazım. O belki de dünya sinema tarihindeki en büyük lafı söylemiştir biliyorsunuz. Mimar Sinan Üniversitesi'nin duvarında yazar. Hatırlayan arkadaşımız var mı bilmiyorum. Gün gelecek, barutun icadından daha önemli olarak sinemanın icadı dünyanın yüzünü değiştirecektir diyor. Aslında kesinlikle televizyona doğru. Da, televizyona da öngörü veriyor. Yani tabii ki dizilerde bugün görsel ne varsa ya 1930'lu yıllarda 20'lerin sonlarında gün gelecek barutun icadından daha önemli olarak sinema bir de diyor ki toplumları birbirleriyle kaynaşmalarını, birbirleriyle tanımalarını kolaylaştıracak ve dünyanın çehresini değiştirecektir diyor 1930'da. Onun için MacArthur Türkiye'ye ziyarete geldiğinde dönüşte kimileri bu konuda çok yazı var, akademik yazı var. He is a magician diyor Atatürk için. Magician, o bir büyücü diyor. Çünkü Dolmabahçe Sarayı'nda Atatürk'le yaptığı görüşme sonrasında yıl daha 33'te falan görüş, 33-34 bakabilirler. MacArthur Atatürk görüşmesi diye. Ya paşam diyor Sayın Devlet Başkanım, nasıl görüyorsunuz dünyanın halini? Vallahi diyor pek iyi görmüyorum diyor. Yani Hitler diye diyor, yani Mussolini diye diyor bir adam diyor seçildi İtalya'da. Çok rezil bir liderlik yürütüyor. Gelecekte onu gerçi halkı ayağından asacak diyor. Biliyorsunuz Mussolini'yi linç edip ayağından asmışlardır. Doğru. 40'larda. Doğru. Ama diyor esas tehlike diyor Hitler diye diyor bir çavuş var. O seçilirse Almanya'nın başına bu çok bela olur dünyanın başına diyor. En yakın ülkeye mesela Polonya'ya saldırır diyor. Bir dünya savaşı çıkar. Ve buradan diyor 5-6 yıl sürer. Ve siz diyor buna müdahale etmeden bu savaş bitmez. MacArthur sonra yıllar geçtikten sonra diyor ki ya adamın söyledikleri kardeşim harfiyen çıktı. Yani bu nasıl bir öngörüdür? Nasıl bir ufuktur? Nasıl bir yani tanımadır insanlığı, uygarlığı, evreni falan anlamında. Yani demek istediğim yani sinema bu anlamıyla gerçekten çok önemli, çok özel, çok değerli ve yani bunu biz kendi ürettiğimiz üretimlerle bunun değerinin farkında olmanın hakkını vermeliyiz diye düşünüyorum aslında. Katılıyorum. Yani. Çok güzel şeyler söylediniz. Çok teşekkür ederim. Evet Semra Hanım. Arkadaşlardan yok mu daha? Bu kadar öğrenci arkadaş var. Kaç öğrenci arkadaş var şu anda? Ses yok. Ses. Hocam. Kaç öğrenci? Sesleri gelmesin diye kapatıyorum. Hocam sorular birikti. Hemen. Bence aç. Yani, ama peki çocuklar niye sormuyor kendileri ya? Ben yani onlar da sorsalar. Evet kendileri sorsalar çok daha güzel olacak ama Şura şu anda işte hocam çalışıyor aynı zamanda bu öğrencimiz. O yüzden açamıyormuş şu anda mikrofonunu. Rica etti. Onun sorusunu yöneltiyorum o zaman. Ama diğer arkadaşlar kendileri sorsun ama diğer arkadaşlar. Tamam hocam öyle yapalım. Size hoş geldiniz diyor öncelikle. Günümüz yönetmenlerinin kendini iyi ifade ettiğini düşünüyor musunuz? Yoksa çoğunlukla para kazanmak amaçlı mı film çekiyorlar? Yani aslında bir dertleri var, bu dertlerini mi anlatmak istiyorlar? Yoksa sırf ekonomik anlamda, ticari anlamda bir kaygıyla mı film çekiyorlar?
Ya şimdi bu tabii insandan insana değişiyor yani. Bunu direkt ne bileyim bana da sorabilir. Yani hani siz neden hani film çekiyorsunuz? Yani ben şahsen hep şey derdim. Ya zengin bir ailede doğsaydım kesinlikle hiçbir işle güçle uğraşmazdım. Kardeşim beni madem doğurdunuz, benim de şu anda ben de sinemayla uğraşmak istiyorum. Bana para vermek zorundasınız. Satın işte 10 evin birini satın, 20 tarlanın birini satın, benim sinema paramı verin derdim. Ve yine keyfime, yani kendi istediğim için yapmak isterdim. Para kazanmak için falan değil. Ama şimdi tabii ki insan ürettiği bir eserin diğer insanlarla paylaştıkça çoğalacağını bildiği için bir sanatçının en zevk aldığı şey kendi dünyayı gördüğü biçimin, dünyayı gördüğü sınırların, dünyaya verdiği değerin diğer insanlarla da paylaşıp onlara da feedback almayı öncelikle paylaşma düzeyinde ister. Tabii ki bunların izlenip bir gelir de getirmesi, keşke hani yönetmenler yaptıkları işlerle yaşayabilsinler. Keşke şairler sattıkları şiir kitaplarıyla yaşayabilsinler. Tercih edilen budur. Ama ben günümüzde sinemayı sanat olarak görenlerin gerçekten bunu ticaretten çok, para kazanmaktan çok kendini ifade için yaptıklarını görüyorum. Çevremdeki arkadaşlarım en azından benim öyle ama bu işi para için yapan arkadaşların da yani ayıp, günah, yazık anlamında bir değerlendirmeyi hak edecekleri durum değil. Onların da zamanı gelecektir. Aynı ben hep şey diyorum hani zamanı gelecektir. Ben de 30 yaşıma kadar işte et yiyen bir adamdım. 33 yaşımda vejetaryen oldum. Şimdi son 10 yıldır veganım. Ama herkesin zamanı gelecektir vejetaryen ve vegan olmaya diye bekliyorum. Ki dünya zaten inanılmaz hızla değişiyor. Dün konuştuğumuz gibi inanılmaz bu konuda belgeseller var, yaklaşımlar var falan. Yani çok bu insanlar insana değişir tabii. Ama genel eğilim pozitif. Saruhan diye bir öğrencimiz var hocam. 2-3 tane sorusu var. Mikrofonu yok mu Saruhan'ın? Saruhan mikrofonunu açarsan. Kamerasını da açsın. Açtı hocam. Evet Saruhan hoş geldin. Sesim hoş bulduk hocam. Sesim net geliyor mu acaba? Geliyor. Tamam teşekkürler. Hocam benim sadece biraz fazla yakınsın. Birazcık yani kamerayı ya da şeyi bilmiyorum. Cepten mi konuşuyorsun? Cep telefonundan konuşuyorum. Tamam peki. Birazcık da uzaklaştırabilirsin. Yani yüzünü görelim diye söylüyorum. Tamam. Evet. Benim 4 tane sorum var hocam. Maşallah 4 tane birden. Peki. Evet. Ya aslında daha fazla vardı da 4'e indirgemeye tercih ettim. Sağ olun vakit almam için. Öncelikle hocam hoş geldiniz diyorum. Benim sormak istediğim soru şöyle, ya bu sektörle ilgili insanların sürekli söylediği bir iki şeylere şahit oldum. Set tecrübeleriyle ilgili. Yönetmen olmak için ya da görüntü yönetmeni gibi manlara gelebilmek için setlerde yıllarını vermenin gerektiğini ve bu işte çok uzun süre kalıp bir sonraki aşamada böyle şeylere ilk kameramanlık, sonrasında işte görüntü yönetmenliği ve sonrasında yönetmenlik gibi şeyler dedim. Hatta bir arkadaşımdan yaklaşık ilk 5 yıl boyunca kamerayı bile tutmuyorsun. Hani sette getir götür yapıyorsun gibi şeyler de duydum. Hemen hemen duyduğum şeyler aynı etraftan. Sizce bu olması gereken bir şey mi? Doğru bir şey mi? Çünkü bu konuda benim... Bir yanıyla evet, bir yanıyla hayır. Yani bir yanıyla dediğim şu, bir kere bir dizinin bir bölümü işte 300-400 bin lira, 500 bin lira para harcanıyor. Bir sinema filmi asgari 1 milyon lira para harcanıyor. Şimdi orada kameramanın yaptığı bir hata, filmle ilgili başka bir farklı bir pozlama şudur budur, tecrübe gerekiyor. Tecrübe önemli bir şey. Bilmek sadece yetmiyor. Teknik alan için söylüyorum bunu. Bak yönetmenlik alanı için söylemiyorum. Yönetmenlik alanı için de yani kendi cebinden harcıyorsan böyle bir şeye ihtiyaç yok zaten. Hiç özgürce yap. Hiç yani yine yönetmensin. Ama başkası sana para emanet ediyorsa biraz senden tecrübe istiyor tabii yani. Ya hani daha önce ne yaptın ki ben sana bu parayı vereyim de hani sen bunu yap. Şimdi ama yani bu yine özgün işler için bazen çok para gerektirmeyen dünya sinemasında çok örnekleri var. Mesela hemen ben size bir örnek vereyim. Dünya festivallerinde de çok ses getirmiş. Tribe diye İngilizce'de kabile anlamına geliyor. Tribe diye bir Rus filmi var.
30 bin dolara mal olmuştur. Dünyaya 1 milyon dolara kadar sattılar yani. Çok da özgün bir iştir mesela. Yani hatta ilk yönetmenliğim, ikinci yönetmenliğim neydi? Yani ben hep farklı olun, yaratıcı olun. Bu tür söylentilere kanmayın, takmayın, önemsemeyin demeye çalışıyorum zaten. Ben de o ya sen yani kamerayı kullanıyorsan kendi filminde zaten. Ama bir başkası senden ister istemez tecrübe isteyecektir. Yani çünkü sana güvenmek zorunda, çünkü senin acemiliğin birçok şeye yansıyacaktır orada. Yani tecrübesizlikten söz ediyorum burada, bilgisizlikten değil. Bilen herkes de tecrübe kazanmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Yani ya ben de o konuda şey olarak hani ekstra sorun devamında şöyle bir şey soracaktım. Zaten onun cevabını vermiş oldunuz. Böyle bir yol izlemek yerine yani kendim bir şeyleri anlatmak için koltuğa otursam ve hani bir şekilde bunu ilerletebilecek bir şekilde bir film çıkarsam, bu da hani olabilen ve bu şekilde ilerleme kat edebilecek bir... Ya bence asıl olan o. Bence asıl olan o. Oradan başlamak lazım tabii ki. Bence asıl olan o. Tamam. İkinci soruma geçeyim. İkinci soruma şöyle, kısa metraj, uzun metraj veya belgesel gibi projeleri çekmek için belirli bir bütçe gerekiyor. Hani hepsinde değil de yine düşük bütçeli olanlar dışında eğer bir bütçe ihtiyacımız varsa ve bütçemiz yoksa bu konuda sizce ne yapmamız gerekiyor? Yani çünkü... Vallahi bence kısa film çekmek için bütçeye ihtiyaç yok. Yani cep telefonuyla da çekebilirsin. Cep telefonlarına bile dışarıdan objektif monte edilebiliyor biliyorsun. İstersen hani ufak tefek onların bir çift sorunu var ama yani hep ben ısrarla ben ne anlatmak istediğinden, nasıl anlatmak istediğinden, samimiyetinden ve yaratıcılığında herkesin yaptığı gibi bildik bir şey yaparsan bir anlamı yok. Dünyanın en güzel filmini yap. Çok iyi oyuncular oynamış, çok iyi montaj yapmışsın, çok iyi ışık var, kamera var, ses mükemmel falan ama bildik bir şey. Beni hiç ilgilendirmiyor. Beni acemi bir çocuğun hakikaten şey izleyin yani, Ahmet Uluç'un kısa filmlerini izleyin. Kesinlikle bence uzun filmlerinden daha iyidir. Müthiş yaratıcıdır. Müthiş yaratıcıdır yani, Gülsün hatırlıyorsun ya o kısa filmlerini. Yani örnek... Genç kuşak maalesef Ahmet Uluç'u tanımıyor. Şöyle bir gerçeklik var. Hangi koşullarda üretimlerini gerçekleştirdiğini bilmiyorlar. Mesela biz Ahmet Uluç hayattayken onunla bir araya gelme şansımız oldu. Tanıdık, bildik, üretimlerini bir şekilde tahlil ettik. Ama işte en büyük kaybı da bu bence, bu genç kuşağın. Evet, bir telefonla da film çekebilirsiniz ama gerçekten hem minimal rakamlarla çok güzel eserler yaratmış yönetmenleri, hem de bu genç kuşaktan mesela Hakkıları falan örnek verebiliriz buna da, Gözümün Nuru. Bambaşka, diğerlerinden ayrışan eserler ortaya koyan kişileri de iyi takip etmek lazım aslında. Evet, cesaretli olmalılar, özgüvenleri olmalı ama bir taraftan da araştırmacı olmalılar. Şimdi aynen, ikisi bir arada gitmeli. Çok doğru söylüyorsun. Ben hep tabii farklı, cesaret, güven diyorum ama tabii ki tarihinde bileceksin. Yani ben yaptım oldu, tarih benimle başladı gibi de bir şey yok. Yani bugün sinema öğrencisinin gerçekten yani Bergman'ı, Ozu'yu, Tarkovski'yi, Esika'yı, yani Belatar'ı, hep benim çok sevdiğim zor isimli, Batılılar Joe diyorlar ona, Apichatpong Varasekatulu, yani Taimi Lang'ı bilmiyorsanız, filmden izlemiyorsunuz zaten sinemaya girmeyin yani. Sizinle beraber bir şey başlayabilir. Bu milyonda birdir. Yani yeni bir dünya yaratıcısı çıkabilir ama milyonda bir ihtimal bu. Yani geçmişini bilmeden geleceğe bu anlamda bir fokus yapma şansın yok zaten yani. Çünkü sinema artık tarih olarak gerçek bir altyapı edindi yani, kültür olarak. Bugün hala dediğim gibi yeniden Bergman filmlerini gözünüz yaşlı izleyebilirsiniz yani. Hala bir aşk acısı duyanlar yani bir evlilikten sahneleri izlediklerinde kalplerini bir bıçağa saplanmış hissederler yine hala. Yani ölümsüz bir eser aslında. Hala referans alabileceğimiz bir eser. Yakın dönem yönetmenlerine bakarsak işte Tony Gardley, Haneke, Abbas Kiarostami, bunları da Angelo Polos, yani bunların da bambaşka dilleri var. Baktığınızda doğrusu. Tabii ki. Biz hani en önde görülen kabaca biraz değerlendirdiğimiz şeylere geçiyoruz yani. Salvan bitti mi? Başka arkadaşa söz verelim mi? Ya da var mı? İki sorum daha var ama yine sonrasında da sorabilirim.
Soru da arkadaş var mı sırada Semra Hanım? Var hocam. İsterseniz Saruhan bitirsin. Ondan sonra da diğer arkadaşımıza tamam, geçelim. Peki tamam. Buyur Saruhan. Üçüncü sorum şu hocam. Sizce festival filmlerindeki jüri kriterleri genel olarak neler oluyor? Yani, tabii özel olarak bilemeyiz de. Genel bakıldığında. Jüriler her zaman özneldir. Jürilerin hiçbir kararı çok önemli değildir. Ben her zaman dünyanın en önemli festivallerinde bile mesela benim için Fipreski ödülleri Altın Palmiye'den daha önemlidir yani. Çünkü bir zamanlar Anadolu'nun jüri özel ödülü aldığı dönemde Amerikalı yönetmenin neydi Kızıl Tarlaları çeken ya da Hayat Ağacı filmini çeken o mesela Altın Palmiye aldı. Karşılaştırılamaz bile sinema sanatı açısından. Yani bir zamanlar Anadolu'yla Hayat Ağacı, Life of Tree yani karşılaştırılamaz. Yani National Geographic'de görürsün benzerlerini. Ama yani jüriler işte Amerikalıydı, Robert De Niro'ydu, 3 tane Amerikalı vardı falan. Kendi ülkesi yönetmeni seçtiler. Jüriler özneldir ama çok önemli değildir bu. Yani sinema tarihine hangisi kalır? Diğeri kalacak tabii sinema tarihine. Yani hiç önemi yok. Jüriler hiçbir şekilde önemsemeyeceksiniz. Yani gerçekten önemsemeyeceksiniz. Yine bir basit yine hani bizim çevremizden, kendi tarihimizden bir örnek vereyim. Üç Maymun filmiyle Nuri Bilge Ceylan Cannes Film Festivali'nden en iyi yönetmen ödülüyle geldi. Antalya'da yarışmaya girdi. 0 çekti. Bunu da mesela arkadaşlar bilmez değil mi? Yani Gülsün. Muhtemelen. 0. Ya çok tartışmalı meseleler aslında festival konusu hocam. Yani dünyanın en iyi yönetmeni kan Mekke sayılır. Yani Müslümanların Mekke'si neyse Kan Film Festivali'de sinemacıların Mekke'si sayılır. Sen orada en iyi yönetme ödülü alıyorsun. Dünyanın en iyi yönetmeni sayılıyorsun. Antalya'ya geliyorsun. Orada jüri seni görmüyor hiç. Hem de yani üstelik de birçok önemli üstad var içinde falan. Bir üstelik İngiliz asıllı bir çocuğa verdiler. Hatırlarsınız. Hoş bir İngiliz arkadaş vardı. Onun Hakkari'de Bir Mevsim benzeri bir filmi vardı. Ona verdiler. Yani en iyi yönetmen, iyi film. Yani jüri önemli değildir. Hiç önemli değil. Bence hiçbir değeri yok demiş. Dördüncü sorum da şu. Size baktığımda Google'dan araştırdığımda oyunculukla ilgili şeyler de gördüm. Sizce bir filmde bir yönetmen ana karakteri ya da hani yan karakter de olabilir. Aynı anda onu canlandırıp aynı anda filmi yönettiğinde bu süreç sizce nasıl etkiler yönetmenin set? Evet, bizimki oyuncu, bizim oyunculuk yani zorunlulukta olan şeylerdi onlar. Yani ne bileyim işte ben yönetmesini tercih ederim oynamasından ziyade. Yani zorunluluktan ne bileyim ben kendi filmimde bir şefi oynadım. Gelecek şehir dışında çekiyorduk. Şehir tiyatrosu sanatçısı izin alamadı, gelemedi mesela. Hocam dediler, sette en büyük bağıran çağıran sensin. Bu bağıran çağıran rolü sen oynay dediler çocuklara. Çocuklar olur dedim, ben öyle bir şey. Yani çok tercih etmiyorum ben de. Yani etmemek lazım. Kötü etkiler yani. Bence evet, tabii ki. Çünkü yönetim tabii ki etkiler. Yani orada her seferinde git, tekrar kendini izle, yeniden gel. Kendi kendine komut ver. Yani anlamsız aslında. Bu soru nezdinde bir şey daha küçük bir soru soracağım. Sizce iki yönetmenin olması bir filmde, eğer böyle bir şey olacaksa diyelim, iki yönetmenin olması çok fazla fikir ayrılığı ve sorun yaşatır mı? Valla bu yönetmenlerin aralarındaki işbirliğine bağlı bir şey. Çoğunlukla zaten biliyorsun Darden kardeşler. Hep kardeşler, ağırlıklı kardeşler. Bizde de Taylan biraderler biliyorsun. Yani Amerika'da şeyler söyleyeyim diğer kardeşler. Çok yani nadir de bizde yani Hakkı ile Melik'in gibi hani böyle iki ayrı yönetmen ben doğrusu tercih etmem. Yani ama zaten onlar aralarında bir iş bölümü yapmışlar. Beraber yazıyorlar. Zaten ikiz kardeşler çoğu. Yani çok beraber büyümüş insanlar. Yani çoğunlukla öyle yani. İki yönetmenli film. Yani iki ressamın bir resim yaptığını duymadım ben. Bunu öyle de sorabiliriz yani. İki şairin bir şiir yazdığını duydunuz mu? Yani iki şairden bir şiir duydunuz mu? Yok böyle bir şey. Yani bence iki yönetmenden de yani bir film olmamasını tercih ederim.
Yani Star Wars'a yapıyorlar ama işte Star Wars. Evet, Gülsüm bir şey söyleyecek gibiyiz. Ya bu iki yönetmen meselesi bence biraz şey hocam, bence de kesinlikle tek bir yönetmenin tam anlamıyla aslında... Hatası bir... sevabıyla, günahıyla. Evet, aynen. Ama iki yönetmen mesela benim şöyle baktığım iki yönetmenle çekilen filmlerde yönetmenlerin karakterleri birbirlerinden o kadar farklı ki. Birisi daha baskın, mesela birisi daha senaryo aşamasında çok teknik bilgiye sahip, diğeri de işte yönetim aşamasında ama... Öyle bir yolculuğa çıkmışlar ve o şekilde ilerlemeyi tercih ediyorlar. Aslında kendileri öyle yazıyorlar, evet. İsimleri öyle yazmayı tercih ediyorlar. Evet. Yani bu çok bence önemli bir şey. Bunlar çocuklar, bunlar inan sinemanın sorunları değil bunlar. Yani kafayı başka yere takın diye öneririm. Yani için pazar kısmına, pazarlama kısmına, yapımcılık kısmına da kafayı takmaları lazım. Hocam elbette genç arkadaşların... Ama sıfır... inan bak inan. Deminki ben o Tribe filmini özellikle arkadaşlar umarım izlerler. Tribe filmini özellikle örnek verdim. Yani hiç onlar pazarlamaya kafa takmadılar fazla. Pazar onları buldu. Niye buldu? Farklı olduğu için buldu. İyi olduğu için buldu. Ve bizim bir kanaatimiz vardır. Bizim hani yönetmenler grubumuz var ya. Hani Gülsün sen biliyorsun. Ortak arkadaşlarımızın bizim ortak görüşü şudur bu konuda. Yani iyi film yolunu bulur. Hani su yolunu bulur gibi bir şey bu cümle ama yani sen ne iyi film yap. İnan müşterisi çıkar onun. Yani oraya kafayı yapımcılar yorsun Gülsüncüm. Hocam mesela ben bir dönem böyle Euromaj Made'in falan çalıştık, projeler ürettik ya, bizim bu Benjamin Hopkins de benim ortak yapımcılığını yaptığım işte oradan destek almıştı. Hep şunu gördüm, oranın sorumlusu kişi de şunu diyordu, jüri başkanı. Dediğiniz gibi ya çok yaratıcı, hiç işlenmemiş ve böyle gerçekten vurucu bir hikayenin olması lazım destek vermemiz için, ya da Bir Gece Ceylan gibi işte aslında zaten toplum tarafından tanınan, kendini kanıtlamış isimlerin olması lazım. Mesela Türkiye sinemasında çok değerli isimlerini vermek istemiyorum ama Kültür Bakanlığı'ndan çok ciddi rakamlarla destek alan yönetmenlerin yurt dışında bu kurumlardan ortak yapımcılık alabilmesi için üstüne para teklif ettiğini biliyorum yani, ama kabul görmüyorlar. Neden? Çünkü sen uluslararası platforma girememişsin, sadece Türkiye ile sınırlı kalmışsın. Çok değişik bir konu aslında bu da baktığı. Evet. Ben yani yine de ben hani yönetmenlerin daha çok esere kafa yormaları gerektiğini düşünüyorum. Evet. Yani bir yayın evinin hani politikaları, yapımcılık önemli tabii. Şu anda son dönem hatta kreatif yapımcı kavramının oluşmasından memnun olduğumu düşünüyorum. Hani yeni yöntemler, yeni bakış açıları, yeni şeyler sana kapılar açabilir. Yani yapımcıların da hatta Metin Hoca şey derdi, yani en iyi yapımcı daha önce yönetmenlik yapmış yapımcıdır derdi. Öyle derdi yani. Evet, kim var sırada? Evet. Ruhan sanırım sorularını tamamladı. Ceyda'cığım sen mikrofonunu aç istersen sorunu Mikrofon sor. Mikrofon ve kamera, evet, birlikte. Şimdi bu uzaktan eğitimin maalesef karşımıza çıkardığı en büyük problem bu. Biz ders anlatırken de hiçbir öğrencimiz mikrofonu neredeyse açmıyor, kamerayı da açmıyor hocam. Kendi kendimize anlatıyoruz neredeyse. Onların tercihi mi böyle bu? Yani işte kimi diyor işteyim, evdeyim, mikrofonum sıkıntılı. Dolayısıyla işte sadece kendimizin anlattığı ama onların yazarak iletişim kurduğu bir şekilde ilerliyor şu an. Ama yani tabii yüz yüze olmak her zaman iyidir. Yani her zaman soruyu duymak, anlatmak yani hep en iyi metot hala. Bu arada şeyi de yani Yılmaz Erdoğan'ın çok güzel bir şeyi var. TRT2'de. Tutta da falan yayınlamışlar. Öğrence diye bir program var. 13-14 bölüm yayınlanmış. Öğrenme ile eğlenceyi bir aradan üretmiş bu kelimeyi, öğrence. Oyunculuk üzerine çok iyi dersler veriyor. Ben çok beğeniyorum yani. Arkadaşlara da tavsiye ederim. Öğrenci. Mehmet Hocam merhaba. Merhabalar. Merhaba. Kusura bakmayın, evde yatılı misafirim olduğu için açamadım kameramı. Peki. Ama sesli bir şekilde sorumu sorabilirim. Tabii ki, buyur. Benim aslında işte yönetmenlik konusunda yönetmen ve oyuncu arasındaki iletişimle alakalı bir sorun var. Örnek vererek anlatayım. Örneğin bir senaryonuz var ve bir hikaye var. Bu çok güçlü. Oyuncunuz da çok güçlü, çok tecrübeli bir oyuncu.
Fakat oyuncu bazı konularda tıkanabiliyor karaktere bürünme konusunda. Bu anlamda sizin yani yönetmen ve oyuncu arasındaki ilişkiyi öğrenmek istiyorum. Siz bir yönetmen olarak nasıl bir motivasyon sağlıyorsunuz oyuncuya? Nasıl bir ilişki kuruyorsunuz? Ya şimdi bu konu tabii çok tartışılan bir konu. Herkesin hani değişik yöntemleri falan var ama şimdi önce hani sinemaya nereden baktığına bağlı bir şey bu. Şimdi ben ısrarla sık sık Metin Erksan'ın ismini andım. Metin Erksan der ki ben de aynı kanaatteyim. Sinema bir şair edasıyla yapılan bir şeydir. Sinemada bir tane yaratıcı vardır. Bu yaratıcı da yönetmendir. Yani oyuncu değildir, senarist değildir, müzisyen değildir. Hatta bu konuda çok tartışılan bir şeydir. Parasını verip sipariş veriyorsun müzisyene. Şöyle yap diyorsun, yapıyor, beğenmiyorsun, böyle yap diyorsun. Ben birçok yani müzisyene ben yön veriyorum. Yani müzisyen bana yaratıcılığını gösterecek. Aynı oyuncu gibi. Şimdi oyuncu yönetmenin istediğini verebildiği oranda, yönetmenin istediği duyguyu, karakteri, bu konuda hatta demin tam da üstüne geldi senin sorun. Yılmaz Erdoğan'la oyunculuk meselesi üzerine diyor ki sette diyor bir oyuncunun en büyük sorunu karakteri mi savunması, kendini mi savunması yönetmene karşı. Çok güzel de anlatıyor burada. Yani Yılmaz Erdoğan ben karakteri savunmasını tercih ederim diyor ama bazı oyuncuların ama işte bu böyle, bu böyle, bana göre böyle, sana göre şöyle böyle, o kendini savunur. Yani kendi değerleriyle o karaktere yöndermeye çalışır. Böyle bir şey yok. Yani bazı dünya sinemasında da mesela iyi oyunculardan iyi yönetmenler çıkıyor zaman zaman ama oyuncuların çoğunda şöyle bir duygu olabilir bazen. Ulan biz oynuyoruz, parsiyi bunlar götürüyor hani falan. Yani bir sanki her şey biziz, görünen biziz gibi. Arkada 20 kişi, 30 kişi var bir anlamda. Yani yönetmen oyuncu ilişkisi de bir şey olamaz. Sinemada böyle bir ilişki tanımı yoktur bana göre. Oyuncunun yeri tiyatrodur. Haluk Bilginer'in ettiği çok güzel bir laf vardır. Bunu bütün sinemacılar bilir. Sinemada ayıyı bile oynatabilirsin der. Nitekim Jean-Jacques Anouar'ın Ayı diye bir filmi vardır. Başrolde de ayı vardır. Biliyorsunuz Jean-Jacques Anouar da büyük yönetmendir. Yani gülün adını çeken yönetmendir. Ama tiyatrocunun yeri, ya oyuncunun yeri tiyatrodur, kendini göstereceği yer. Sinema değildir. Niye sinema değildir? Ya ben Gülsün Sağroğlu'nu sahnede bütün her şeyiyle, her şeyiyle görüyorum. Ama burada sinemada yakın plan yüzünü görüyorum. 50 defa çekiyorum. Yan açıdan çekiyorum, geniş çekiyorum, bir daha tekrar ettiriyorum. Yani oyunculuğu onun benim istediğimi verdiği oranda oyuncu. Ya yani oyunculuğunun yani yönetmenle oyuncu arasında bir ilişki olamaz yani. Yönetmen istediğini vermekle yükümlü oyuncu. Ha oyuncuların da şu açıdan bakabilirsin. Oyuncular da kendi güvendikleri, kendilerini teslim edebilecekleri yönetmenlerin filmlerini seçsinler. Bir de böyle bir şey var yani. Kardeşim bu adam bir bok anlamıyor, benim değerim bilmiyor falan diyecek bir oyuncu. Zaten kardeşim baştan bilmiyor musun işte bak bu adam böyle boktan filmler çekmiş. Örneğin niye oynuyorsun madem öyle? Örnek diyorum. Benim mesela başıma geldi. Anlatayım. Hem de TRT döneminde geldi daha. İlk yönetmenliklerimde daha. 30 yaşımda geldi. Ya TRT film çekiyoruz. Dediler ki ya bu ablamıza da rahmetli şimdi. Çok önemli bir isim. Ya buna dediler bir rol versek dedi. Roller bitti. Ya küçük bir rol de olsa olur. Ya baktım. İki cümlelik küçük bir rol var ama ya dedim bu dedim uymaz dedim ablamıza. Ya dediler biz ona kaşe vereceğiz, para vereceğiz. Hani yok şey durumda. Ama dedim ayıp olur. Aynen. Yapımcıya söylüyorum TRT'de. Vallahi dediler sen karışma. Sen kabul ediyor musun oyunculuk? Yalnız dedim lütfen senaryoyu gönderin. Görsün, okusun. Yani kabul ederse dedim lütfen. Ya sen karışma dedi. Tamam. Ben eyvallah. Ama ben şerhimi koydum. Ya bu rol bu kadına az bir cümle ya kapıya aç hoş geldin diyor. Kapatıyor. Bu kadar rol. İşte al bir 3.000 lira 5.000 lira. Neyse. Sete gittik. Gayet görüş hoş böyle. Benim o TRT filmlerinden birinde. Çok da önemli bir isim yani. Hani Muhterem Nur gibi bir isim. O değil ama. Muhterem Nur gibi bir isim.
çektik filmi falan. Tabii yönetmenler genelde rolü bitince bir oyuncuya gider, teşekkür eder falan. Bitti tabii şey, paydos dedik. Dedim hanımefendi çok teşekkür ederim, sağ olun. Yani elimi uzattım falan. Nasıl yani dedi ya bana böyle. Nasıl yani dedim, anlamadım. Yani benim başka rolüm yok mu dedi. Dedim ya affedersiniz yani siz senaryo okumadınız mı? Şimdi başladı ağlamaya herkes içinde. Beni nasıl böyle bir şeye layık görürsünüz falan filan. Vallahi kusura bakmayın dedim, bu benim sorunum değil. Ben size senaryoyu gönderttim. Okumadıysanız bu sizin sorununuz yani. Yapımcıya da söyledim. Hanımefendiye önemli bir oyuncumuzdur. Bu rol çok küçük. Ama yapımcımız dedim yani tercih etti size göndermeyi. Yani böyle bir şey yaşadım ben mesela. Yani senaryo okumadan da oyuncu çıkmasın yani sete. Yani örnek hani demek istiyorum. Yani birçok örnekleri var bu konuda da. Yani oyuncu yönetme ilişkisi gibi bir kavram sinemada bence yoktur. Hocam tam tersi bir soru sorabilir miyim merak ettiğimden? Bir sinema yönetmeni mesela siz diyelim bir tiyatroda ya da müzikalde yönetmenlik yapabilir misiniz? Mesela Haluk Bilginer galiba sizinle bir dönem böyle bir proje yapmak istiyordu sizinle ve Bilge Ceylan'la ama nedir düşünceniz bu yönde? Valla bu konuda mesela Bilge de yapmak istiyor, ben de yapmak istiyorum bir tiyatro. Çünkü bizim için tiyatro çok sağlam böyle güvenli bir alan çünkü plato gibi. Işık sorunun yok, ses sorunun yok, kamera sorunun yok. Tümüyle dramaya odaklanıyorsun. İyi de bir eser ya da yazdığın bir tekst ve değiştirdiğin bir şey varsa onun büyük bir keyif olacağını düşünüyoruz. Ona bakarsanız İtalya'da biliyorsunuz Ferzan Özpetek opera yönetti yani. Operanın da aslına bakarsan görseli var, dansı var, müziği var. Yani dramanın olduğu yerde, dram olduğu için tabii ki orada hatta çok da keyifli olacağını düşünüyorum ben. Çünkü bizim kolayımıza gelir. Kolay demiyorum ben. Tiyatro yönetmek kolay demiyorum. Çünkü orada da bayağı kolay değil sahnelerin değişmesi. Artık şimdi döner sahneler var, değişen sahneler var. Işık ayrı bir sistem. Yani ses düzeni, yani kıyafette, kor mekor birçok girdisi var ama yani sonuçta temel yapı olarak draması, dramaturji dediğimiz yani drama sanatı aynı olduğu için yani yapılabileceğini düşünüyorum. Ama teknik olarak eğer yaparsanız ilk defa deneyimleyeceksiniz. Tabii ama benim niyetim var. Hatta ben bir iki yerde telif almaya falan gittim. Zor oldu. Amerika'daydı şeyi. Yazarı alamadım. Yani çok özel bir şeyi bizzat kendim yazıp çok hatta zevkle yapmaya niyetlenmiştim. Geçen sene olmadı. Telifini alamadık yani. Ama hala üstündeyim yani. Özel bir, ruhsal bir iş. Biz de merakla bekliyoruz. Eyvallah. Hocam, birinci sınıflardan Satiye diye bir öğrencimiz var. Kendisi halkla ilişkiler bölümünde bir öğrencimiz. O da size bir soru yöneltmek istiyor. Fakat mikrofonuyla ilgili bir sıkıntısı varmış. Soruyu yazdı bana. Ama duyabiliyor. Peki hocam. Tabii duyabiliyor. Şu anda programda. Duyabiliyor. Diyor ki hocam siz tabii birisiniz. Senaryolarınızı yazıp hem de yönetiyorsunuz ama normalde kendi senaryosunu yazmayan yönetmen senaryoyu kendileri mi seçiyor diyor. Yoksa işte senaryo bulunuyor daha sonra yönetmen mi seçiliyor gibi bir soru sormuş. Valla bu çok değişken bir şey. Yönetmene göre değişiyor. Mesela ben şimdiye kadar yani iki uzun metrajımın da senaryosunu kendim yazdım ama şu anda üzerinde çalıştığım bir film var. O mesela 1100 yıllarında yazılmış aşk mektuplarından oluşuyor. Tümüyle mektuplara esas aldım kendime. Mektuplar üzerine bir konsept. Ana fikrini mektuplar oluşturuyor. Ben onu senaryolaştırdım. Ya da şimdi başka bir projem var ki yakında çekeceğim iki kadın üzerine bir tiyatro teksti. Çok beğendiğim bir tekst. Telifini aldım. Okeyleştik yazarıyla ama dedim bunu çok değiştireceğim ben. Eksenini sevdim. Yapısını sevdim. Yani iskeletini sevdim olayı. Ya hocam dedi yani gerçekten beni işte mahcup ettiniz. Siz bunu değiştirdikten sonra ben anlamazdım bile benim eserim olduğunu falan ama hani işte telife saygı yani yaratıcıya saygı. Mesela burada da bir başka yazarın yazdığı bir konsepti üzerine çalışacağım.
diğerleri orijinaldi yani, özgündü yani. Burada bir adaptasyon olacak mesela, adapte bir senaryo olacak burada. Onun için yani bazen yapımcılar yönetmen seçer, bunu bu çeker diye. Mesela bizim bir genç yönetmenimizi önemli bir yapımcı arıyor. Sen diyor gelecekte umut vadeden birisin, ışığın parlak. Bizimle çalışır mısın? Bizim bir projemiz var. Görüşelim diyor. Öyle daha yakında bildiğim bir şey. Yapımcı da yönetmene davet götürebiliyor yani. Yapımcı aynen bu şeye bağlı, projenin kendi gündemine bağlı bir şey. Yani ne ya bileyim, mesela Nuri Bilge'ye de geçmişte çok geldi proje. Hatta yani bütçe de hazır bu kadar diye. Amerika'dan da geldi. Türkiye'den de geldi ama mesela kabul etmedi. Ya ben kendi projemi ancak çekiyorum zaten deyip. Yani bu tercihe bağlı bir şey. Kişiye bağlı bir şey bence. Hocam bu yeni projelerinizden mektuplardan oluşan proje Zeynep ve Musa zannedersem değil mi? Evet. Yani uzun bir muhtemelen arşiv araştırma sürecinden geçmiştir bu hale gelene kadar değil mi? Tabii. Yani o zaten 1990'lı yıllarda Işıl Kasapoğlu, o da mesela bir tiyatroya sahneye koymuştu. Abelard Eloise diye. Fransızların 1100 yılında yaşanmış bir Leyla Mecnun hikayesi ve gerçek bir hikaye. Şu anda Paris'te mezarları var. Dünyada en çok aşıkların ziyaret ettiği mekandır. Ayrı kalmış iki aşığın hikayesi mektuplarla ilişkileri sürdürülmüş. Yasak aşk üzerine ama tenden kine doğru Ronald Duncan denen bir İngiliz de onu o mektuplardan yola çıkarak bir dramaturjisini yapmış ve giderek ruhsal bir yöne, yani o bireysel cinsel aşkın, kadın erkek aşkının giderek kozmik bir tanrısal aşka yönelmesinin hikayesi. Çok da zor bence bunun sinema anlatılması. Evet, biraz bunu biçimle, yeni bir biçimsel deneme yapacağım zaten çok. Müzikal tarzı bir şey olabilir mi hocam? Efendim? Müzikal tarzı bir şey böyle ara ara kesilir. Hayır. Tam aksine yani müzik hemen hemen çok, belki de hiç olmayacak. Yani çok daha değişik bir şey. Yani onun ben zaten mood reel'ini yapmıştım. Bir mood reel dediğimiz bir şey paylaşırım seninle sonra. Ben çünkü çok merak ettim. Gerçekten kafanızda tasarladığınız şekli nasıl olacak? Çünkü hiç belki de şu an Türkiye'de yapılmamış bir. Yok, yapılmadı. Ona en yakın benzer kafamdaki tasarıma yakın olan Pasolini'nin Medea filmi. Ya da tarz ve stil olarak çok özgün bir biliyorsunuz İsveçli yönetmen var. Yani hani güvercinin şeyi söyleyeyim, Ian Anderson diyeceğim geliyor. Evet. Hani Venedik'te Altın Aslan aldı en son, hatırlarsınız belki. Yani tarz, evet, böyle stilize bir şey olacak. Yani ama bu iki kadınlık hikaye de daha tek mekanda geçen, bir hapishanede geçen, kendi kocasını öldürmüş bir kadını ziyarete giden diğer kadının aralarındaki evlilik üzerine, aşk üzerine, hayat üzerine sert sohbetlerini içeren. Yine bir kadın hikayesi ama bu sefer gerçekten kadın, sert. O da kadın. Eşit. Aslında tabii Zeynep de Musa'da da zaten tavrım kadından yana bir şey benim yine. Zeynep de Musa'da ama da kadını yumuşak bir kadınıza veriyordunuz kadın hikayelerini değil mi? Daha içsel bir şekilde hani biz onu görüyorduk izleyici olarak ama şu an bir erkekle sert diyaloglar olacaksa hesaplaşma da diyebiliriz yani. Ama işte burada erkeğe daha böyle yani şeye kaçan, çıkarına kaçan, kadını yönlendiren, böyle baskı yapan ama yani elimden kaçmasın diye. Çünkü genç bir kadının aralarında yaş farkı var. Gerçekte de öyle zaten şeyde. Yani bir öğretmen, Marcus Abelardus için filozoflar Rönesans'ın omuzlarına taşıyan üstad derler. Çok büyük üstattır. Eloise de onun öğrencisi. İyi bir şair, üç dili bilen bir kadın, genç bir kadın. Öğrenci öğretme ilişkisi var. Aralarında 30 yaş falan fark var. Gerçek başka hikayesi. Sonra toplum kabul etmiyor bunu bir şekilde. İşte ayrılmak zorunda kalıyor. Hatta saldırıyorlar falan haberlerde. Yaralıyorlar şudur budur. Yani değişik bir hikaye.
Yani evet. Çocuklardan soru var mı? Soralım hocam. Arkadaşlar sorusu olan varsa lütfen mikrofonunu açarak sorusunu sorabilir. Ozan, soru sorabilir miyim demiş. Ozan sorabilirsin. Buradaysan hala. Sesim geliyor mu hocam? Geliyor. Geliyor. Kameranı da açabilirsin. Ozan da şu an mültecilerle ilgili bir kısa film çekme aşamasında değil mi? Daha dün konuştuk ama okuyamadım senaryonu. Evet hocam. Ya şöyle... Öncelikle herkese merhaba. Çok değerli bir toplantıya katıldığımı hissediyorum ve katıldığım süreç içerisinde de not alamadım. Keşke yanımda bir kağıt kalem olsaydı da not alabilme imkanım olsaydı. Çok şey kaçırdığımı düşünüyorum şu anda. Hızlı bir geçiş oluyor. Kaldık o zaman. Paylaşırız sizinle. Aa, çok sevinirim o zaman hocam. Ya şimdi şöyle bir sorum olacak. Şimdi tiyatro oyuncuları açısından şöyle bir metotlar var. Stanislavski metodu var. Eric Morris metotları var. Stella Adler metotları var. Ama mesela Stanislavski ile ilgilenen oyuncu türleri Eric Morris'ın tekniklerini mesela kapatıyor kendini. Yani bunu kabul etmiyor. Ya da Stella Adler oyunculuğunu benimseyenler ikisini de reddeden ya da ikisini de sahiplenen bir oyuncu profilinde yola çıkıyor. Oyuncular arasında böyle bir ayrım oluyor hocam. Buna siz ne diyorsunuz? İkincisi de şöyle bir şey. Biliyorum evet. İkincisi de şöyle, şimdi hem Nuri Bilge Ceylan hem de Zeki Hoca, birisi Dostoyevski'den etkileniyor, diğeri de Çehov'dan etkileniyor. Hatta Kuş Uykusu'nu ben izlediğim zaman Çehov tıratlarını okur gibi hissettim yani. Onları, geçişleri bana oldu. Peki sizin etkilendiğiniz bir yazar var mı? Şimdi aslında yani şimdi şu anda fırsatım olsaydı tabii burada gösterirdim. Tabii ki Çehov'un bütün eserleri, Dostoyevski'nin bütün eserleri. Dostoyevski'den ve Çehov'dan zaten etkilenmeyen bir sanatçı olamaz ki. Bunlar dünyanın büyük ustaları. Ama tabii ben mesela şeyi de çok önemserim. Hermann Hesse de demin bahsetmiştim mesela örnek olarak. Ben son dönemlerde daha çok yani edebiyatın ağırlıkla daha ruhsal yanını öne çıkaran yani üstadlarla ilgileniyorum. Ne bileyim. Ona bakarsan mesela Halil Cibran da benim için çok büyük bir yazardır. Yani dünyayı değiştiren bir yazardır. Yani yer yer öyküleri falan anlamında. Şimdi burada önce bahsettiğim Stanislavski metodu ve aynı zamanda Eric Morris metodu falan anlamında. Bunların hepsi demin ben konuşmanın başına belki dinlememiş olabilirsin ilk girişte. Sevgili Ozan da değil misin? Evet evet Ozan. Evet Ozan'cığım dedim ki yani öncelikle var olan her türlü metodu bilin ama hiçbirinin eseri olmayın. Hatta kendi metodunuzu yaratın gerekirse. İnsan sayısı kadar dünyada metot vardır. Her metodu bulan da ondan önce bir başkası başka metotla uğraştığı için diğer metodu bulmuştur. Bunları reddetmek anlamında değil bu. Onların arasında şayet birisi bir dala tutunduysa sadece onda ısrar ediyorsa bu bence dar bir bakış açısı. Zaten sinemada bir oyunculuk metodundan bahsedemezsin. Bunda bu konudaki en güzel sana verecek cevabı ben söyleyeyim. Bir zamanlar Anadolu filminin kamera arkasında Taner Birsel'in söyleşisini izlemeni öneririm. Gülsüm sen hatırlar mısın bilmiyorum. Ben izlemiştim yani, hocam. Ama Taner Birsel'in ki 30 yıllık Türkiye'nin en önemli oyuncularından biri yani. Ben çok evet. Beğenirim de ayrıca. Ama sinemada işte bu anlamda oyuncunun yeri yani Taner Birsel şimdi Ozan'ın ettiği bu laflardan ya ben Eric Morris metoduyla oynardım falan filan diyor ki bir kere yani sete geldiğinizde her şeyi unutacaksınız. Yoksa ayağınız altında halıyı çeker kıç üstü oturursunuz diyor. Cümlelerinden biri bu. Yani öncelikle öneriyorum Ozan'a bir zamanlar Anadolu'nun kamera arkasında mesela Taner Birsel'i ve diğer oyuncuların oyunculukla ilgili yorumlarını okursan bunun cevabını çok iyi bulursun. Ben hiç fazla burada nefes kaybetmeyeyim yani. Bunlar hepsi boş şeyler. Boş. Yani Eric Morris metoduymuş, Stanislavski metoduymuş. Bunlar hepsi boş şeyler. Buna sığınan oyuncu da zaten iyi bir oyuncu değildir zaten. Bana göre. Bunun üzerine aklıma gelen tek cümle şu. Handım, piştim, yandım diyebiliriz. Usta oyuncuların bu şekilde ifade etmesi bence çok normal. Şu an Ozan
etkilendiği tabii ki isimler, eserler var. İşte üretimlerine daha birkaç yıldır devam ettiği için çok normal bence bu soruyu soruyor olması. Ama oyunculara tam... çok paye vermesin. Yani oyunculara paye vermek sensin Aslan. Sen ne istersen onu yapacaklar. İsterse dünyanın bir numara oyuncusu olsun. Ben geçen günkü söyleşimde de bahsetmiştim. Hani adına dünyada film yapılan bir tane oyuncu var. O zaman hatırlar mısın? John Malkovich. Yani John Malkovich olmak tabii. Evet. John Malkovich geldi Türkiye'ye. Orada da sordular ona. Oyuncu yönetmen ilişkisi nasıldır diye sordular. John Malkovich aynı benim verdiğim cevabı verdi. Dedi ki ne demek dedi ya, oyuncu yönetmen ilişkisi bir şey olmaz dedi yani sinemada. Sinemada dedi yönetmen vardır. Yönetmen ne derse o olur. Ama dedi ben de dedi seçerim yönetmenimi dedi. Mesela geçenlerde bana dedi bir yönetmen arkadaşım dedi ki ya John küçük bir rol var ama kabul eder misin? Ya hiç önemi yok. Ben seni severim. Tabii kabul ederim dedim. John Malkovich anlatımıyla anlatıyorum. Neyse sete geldim. Çok da basit değil. Küçük de bir şey. Bak John şu köşeden döneceksin. Hey Henry ne haber falan deyip arkasından koşacaksın. Ben diyor 27 defa tekrar ettim. Ya ben oynuyorum. Ben John Malkovich'im ama ben John Malkovich'im demiyorum. Yani yönetmen beğenmiyor kardeşim. Hayır John öyle olmayacak bu. Böyle olacak. Demek ki o onun istediğini veremiyorum dedim. Yani oyuncunun yeri, sinemada oyuncunun yeri diye bir kavram olamaz. Bunu kafalara sokup bence de yaymak gerekir. Buna oyuncular alınabilirler ama ben oyunculara da şunu söylüyorum hep. Kardeşim, güvendiğiniz yönetmene gidin setine. Güvendiğiniz, işlerini bildiğiniz, beğendiğiniz yönetmenin setine gidin ki adamın yaptığını vermeye çalışın, istediğini yani. İstediğini almaya çalışın. Yani Robert Bresson'un ben 123 tekrar yaptığını biliyorum bir sahnede. 123 tekrar. Kitaplarında var. Olmuyor, beğenmiyor. Yani istiyor, oyuncu veremiyor. Ya da o istediği duyguyu alamıyor bir şekilde. Yani örnek söylüyorum. Filmlerinizde peki oyunculara senaryoyu gönderiyorsunuz. Sonra ne kadar bir süre tahmini üzerine çalışıyorsunuz sete girmeden hocam? Valla genelde bu yönetmenin tarzına bağlı. Bazı yönetmen hiç senaryo vermezler. Tarif ederler rolü. Derler ki ben sette vereceğim, bir gün önce vereceğim. Ezber istemiyorum der mesela. Ezber istememek. Bazı oyuncular ezberlemeyi marifet zanneder. Önemlidir, doğrudur. Bazı roller için ezberlemek önemlidir. Ama bazı yönetmenler de o duyguyu kırıyor diye, çok böyle kalıp oluşturuyor diye. Ya ezber istemiyorum. Konu budur, cümlelerde budur. Bir gün önce veriyor, setten iki saat önce veriyor. Kaldığı kadar aklımda. Bir daha çekelim, bir daha çekelim. Bu bir tarz. Ben genelde iyi hazırlanıyorum. Yani sete çıkarken sağlam bir, güveneceğim bir senaryoya çıkıyorum ama sette çok değiştirebiliyorum. Bir de şöyle oynayalım. Bir de böyle oynayalım. Kendi cümlelerini oyna. Bu cümleyi unut, sen olsaydı ne derdin gibi. Hep böyle şeylerim, seçeneklerim oluyor. Onun için yani sinemanın hele daha mesela montaj aşamasına falan gelmedik. Sinemanın en büyük yaratıcı alanı montajdır yani mesela. Evet. Ama ne kadar çeşitli çekersen o kadar imkanın olur bir de montaj. O kadar daha yaratıcı olursun. Onun için aynı sahneyi 2-3 objektifle çekebilirsin. Aynı sahneyi 2-3 açıyla çekebilirsin. Yani nitekim dizilerde 3 kamerayı koyuyorlar. Biri yakın çekiyor. Biri genel çekiyor. Biri ikinci çekiyor. Hepsi aynı anda başlıyor. Bir defa oynuyor bitiyor mesela. Çünkü zaman yok. Yani ben kendi adıma montaj aşamasını hep şey gibi düşünüyorum. Son anda doğmak üzere olan birçoğun çocuğun doğum sancısı gibi. Hem bir an önce bitsin istiyorsun hem de o kadar acı çekiyorsun ki hani gerçekten o süre uzuyor, uzadıkça uzuyor ama sonunda güzel de bir eser çıkıyor. Çünkü artık o film bittiği zaman gerçekten o doğum olduktan sonra çocuk da annenin kucaklaşma anı gibi bir duygu bence. Gerçekten çok sancılı bir süreç. Aynen öyle. Evet, aynen öyle. Evet, yeni soru. Arkadaşlardan var mı sorusu olan? Varsa mikrofonunuzu açarak arkadaşlar sorunuzu sorabilirsiniz. Peki o zaman ben bir soru sorayım hocam. Şimdi Katiller, Sanatçılar ve Teröristler diye bir kitap okuyorum. Burada iki yazarı var. Oldukça da zor isimleri var, şimdi söyleyemeyeceğim ama. Yazarların şöyle bir tezi var. Diyor ki
günümüzde sanat eserlerinin dünyayı değiştirmesini bekleyemeyiz diyorlar. Geçmişte mesela sanat eserlerinin dünyayı değiştirebileceğini ya da bir hayatı değiştirebileceğini düşünemeyiz artık diyorlar. Çünkü işte siz de bir konuşmanızın başında mesela işte Platon'dan bahsediyorsunuz, onun devlet eserinden bahsediyorsunuz. Geçmişte bilgili bir insan olabilmek için işte 100 tane eser okumanız yeterliydi. Değil mi? O 100 tane eseri okurdunuz ve dünyadaki bütün eserleri okumuş olurdunuz. Ve siz dünyanın en bilgili insanı olurdunuz. Günümüzde ama o kadar çok sanat eseri üretiliyor ki, bu hem sinema alanında, hem resimde, hem edebiyatta, hem şiirde, her alanda sayısız eser üretiliyor. Ve bu eserlere tabii birçoğuna maruz kalıyoruz, birçoğuna da yetişemiyoruz zaten. Yani şu anda şunu söyleyemeyiz diyor. Bir sanat eseri, yani bir film izledim hayatım değişti. Bir kitap okudum hayatım değişti diyemeyiz. Çünkü çok fazla sanat eseri var. Çok fazla şeyle karşı karşıya kalıyoruz. Sanat eseriyle karşı karşıya kalıyoruz diyorlar. Artık sanatçılar dünyayı değiştiremez. Ancak belki korkunç gelecek ama terör eylemleri ancak dünyayı değiştirebilir ya da bir varlık gösterebilir, bir etki yaratabilir gibi bir savunmaları var. Merak ediyorum, siz sanatla uğraşan, sanatın her dalıyla uğraşan bir sinemacı olarak daha çok ne düşünürsünüz bu konuda? Vallahi benim çevremdeki arkadaşlarım bilirler. Bu şu anda yeni söyleyeceğim bir cümle değildir. Terörizm kelimesini ben siyasilerin anladığı gibi devlet mevlet kategorisindeki, hani yok işte anarşist, terörist, merörist gibi suçlayıcı böyle bir kavram olarak almıyorum. Yani bireysel terörizmin hatta önemini altını çizerim. Çok çevrede konuşurum bunu ben. Çünkü kapitalizm ve sermaye çok acımasızca artık iyice saldırgan bir halde insanların hayatlarını, ya bu kadar büyük buluşlar olmasına rağmen, bu kadar üretimler yüzlerce kat artmasına rağmen yoksulluk artıyor. Bunun çaresini zaten dünyadaki bütün yine bir klasik, hani herkesin bildiği yine klişe bir söz gibi, biri yer biri bakar kıyamet ondan kopar yani. Şimdi o nedenle terörizmi besleyen kaynak zaten bu gelir eşitsizliği, sosyal eşitsizlik, varlık eşitsizliği, yani varoluş anlamında, yani adalet karşısında da yani eşitsizlik meselesi üzerinde. Onun için şimdi dün bahsettiğim şeyi tekrarlamakta fayda görüyorum. Geçmişteki kadim uygarlıklarda, büyük uygarlıklarda, ki bu Osmanlı'nın ilk dönemleri de dahil buna. Kadim uygarlık derken Muğdan Atlantis'ten bahsetmiyorum. Yani büyük uygarlıklardan bahsediyorum. Şimdi asıl olan önce hani Orson Welles'in çok önemli bir sözü vardı, beni çok etkileyen. Yani sadece sinema değil, hani dünyada ne iş yapıyorsanız yapın, öncelikle iki soruyu kendinize sormuyorsanız, bu iki sorunun cevabını vermiyorsanız o işi yapmayın ya, yani, o işle ilgili. Birisi biliyorsunuz hani, why did God create the world and what should I do now and what should I do next, ya da dünya inananlar için Allah, inanmayanlar için kozmos ve doğa. Neden yaratıldı bu evren? Niye var? Bir varoluşsal bir soru bu. Ve o halde buna verdiğin cevapla ilgili ben ne yapabilirim şimdi? Şimdi bu iki soruyu sormadan film çekmenin de bir anlamı yok, şiir yazmanın da bir anlamı yok, ekmek yapmanın da bir anlamı yok, terzilik yapmanın da bir anlamı yok. Yaptığın her işi, yani bir bu soruyla sen neredesin? Şimdi onun için önce ontolojik bir varoluş meselesini kafalarda oturttuk. Sonra buradan yola çıkan bir bilgi bilimi, epistemolojik bilgiye inşa etmek. Ki mesela geçmişte Marksist kültür döneminde biz hep Hegel'i aşağılardık. Ben şu anda Hegel'in haklı olduğunu yerdeyim ben. Ben Hegel'e geldim yani. Ben Marx'ın yanlış olduğunu, insanları ekonomik araçlar, makineler, üretim karşısında bir nesne gibi, bir şey gibi görmeyi yanlış bularak, insanların çok yönlü bir varlık olduğunu görerekten, yani hatta kaba soru da şudur,
düz ve kaba soru, indirgenmiş soru, kalibre edilmiş soru şudur. İnsan bedeni olan bir ruh mudur? Ruhu olan bir beden midir? İnsan, Marksizm ruhu olan bir bedendir diyor. Hegel'se ya da spiritualizmse, ruhçuluksa bedeni olan bir ruhtur diyor. Birisi insan ruhtur diyor, birisi bedendir diyor. Beden diyen tabii doğal olarak işte sosyal şartların sosyal sonucu, o klasik bence geyik bulduğum şu anda benim. Sosyal şartların sosyal sonucu insanlar etkili. Böyle bir şey yok. Yani onun için Hermanes'in dediği gibi insan dünyayı değiştirecek olan devrimler değil, bireyler. İnsanın kendini değiştirmesi asıl olan yani. Şimdi bu anlamda nedir? Sermayeye sahip olanlar, o büyük aileler, şunlar, bunlar, bilmem neler, bu kadar büyük gelir dağılımını, eşitsizliğini yarattıkları oranda da kendi karşıtını yaratacaktır. Doğal sonucu budur yani. Her eylem karşıtını doğuracaktır. Onun için yani bireysel terörizm çok öyle aşağılanacak, yok sayılacak bir şey değildir. Doğal olarak o bataklıkta, o sivrisinekte yürüyecektir. Bu sivrisinekleri bu arada küçümsediğimden, hakim gördüğümden değil, müthiş yaratıklardır. Çok severim. Bütün yaratıklara aşık olduğum gibi. Yani onun için bir sinema eserinden daha değerli bulurum ben bir sineğin kanadını. Yani bir sineğin kanadını koparamazsın bir film çekmek için. Çünkü yeniden o sineği yaratamazsın çünkü sen. Ama bir film gider çekebilirsin. Yani yaratılışa önce aşık olmak, varoluşa aşık olmak. Şimdi bu anlamıyla yani zor oyunu bozar diye de bir laf vardır yine. Zor oyunu bozar. Yani zorun tarihteki rolü diye hatta kitap vardır biliyorsunuz. Zorun tarihteki rolü diye. Tabii ki zor kullanılacaktır, olacaktır. Yani devletlerin, sermaye gruplarının, büyük şirketlerin kendi çıkarları adına halka karşı kullandıkları her şeyde halktan da tepki olarak gerek toplu gerekse de bireysel olarak karşı şiddet eylemi gelecektir. Bu da doğasıdır işin yani. Teorik olarak. Teşekkür ederim hocam. Bir sorum daha olacak Gülsün'ün, yoksa eğer ben sorayım tekrar. Filmlerinizi seyrettim. Hem kısa filmlerinizi hem uzun metraj filmlerinizi hem tabii belgeselleriniz, çok önemli belgeselleriniz var. Türkiye'de genelde hep maalesef çok iyi isimlerin hep öldükten sonra belgeselleri çekilir ama siz Türk musikisinin gerçekten çok değerli isimlerini daha onlar yaşarken, hayattayken onları işte konuşturarak belgeseller çekmişsiniz. Bu çok önemli bir şey. Benim filmlerinizde şöyle bir şey fark ettim. Oyunculuklar çok doğal. Mekanlar çok doğal, gerçeğe çok yakın. Bu doğrultuda etkilendiğiniz bir akım var mı? Yani gerçekçilik akımından ya da yeni gerçekçilikten etkilendiniz mi? Ya da siz kendinizi bir akıma yakın görüyor musunuz? Bir sinema kuramına yakın görüyor musunuz? Ya da kendiniz nasıl tabir edersiniz? Vallahi bu konu aslında hani nasıl söyleyeyim? Gündeki sohbetimizden de zaman zaman bahsettim. Şimdi biz tabii ki yani sinemanın ilk doğduğundaki İtalyan yeni gerçekçiliği, tabii ki Taviani kardeşlerden tutun, yani Kaos'tan tutun, yani Desikalardan tutun, yani Fellini'lerden ya da İtalyan yeni gerçekçiliği ya da Fransız yeni dalgasını. Ben hep mesela yeni dalgadan çok mesela yeni gerçekçilik bana daha sıcak gelmişti, daha samimi gelmişti her zaman. Ben her ne kadar Metin Erksan'la mesela bu soruna cevap olarak Türk sinemasında Lütfakat iki ayrı ekolü temsil eder. Lütfakat daha sade, sinemanın imkanlarını kullanmadan daha insan odaklı. Metin Erksan ise sinemanın olanaklarını sonuna kadar kullanan, daha çok biçim odaklı filmler yapmışlardır. Benim tercihim hani böyle Lütfakat'a doğru meylim daha şeydir ama işte Metin Erksan'ın asistanlığını yaptım hani öğrencilik yıllarında sonrasında falan filan. Şimdi bir şeye gerçekçilikten öte yani aslında yani mesela yüzyıllık yalnızlık biliyorsunuz hani şiirsel gerçeklik diye bir akımdan bahsettirdi kendi romanıyla birlikte Marquez.
Şimdi aslında yani gerçekliği öyle bir şey. Gerçeklik aslında görünen bir şey. Aslında benim bütün mesela görünenin arkasındaki diğer görünen alana hakikat diyorlar. Hani İngilizce'de bunu yani gerçekliğe reality diyorlarsa hakikate de truth diyorlar galiba. Yani hakikat esas temel öz yer. Yani biz gerçekliği zaten göstermeden o hakikate ulaşamazsın. O arkasındaki duyguya ulaşamazsın yani. O nedenle sadece yani bir oyuncunun bakışıyla bir şey anlatabilmeli. Yani o doğallık hayatta da öyle olur. Yani bir yerde bir kalabalıkta işte küçük oğlu böyle densiz bir laf ederken anne baba öyle bir bakar ki oğluna falan. Yani oğlan gördüğü an sözünü keser. Yani örnek söylüyorum. Ben oyuncularımı zaten bana inanan, bana güvenen ve benimle birlikte iş yapmaktan zevk alan, haz alan arkadaşlardan seçiyorum. Önceden koşullarımı söylüyorum. Mesela diyorum ki en az 6 hafta, 8 hafta hiçbir yerden iş almayacaksınız. Bir yerlerden birilerine gideyim geleyim demeyeceksiniz. Şu sete de gideyim geleyim bilmem ne. Hep beraber olacağız. Beraber yatacağız, kalkacağız. Çünkü çok hassas bir dönem o çekim dönemi. Biz zaten çekim öncesi büyük zamanları harcıyoruz. Çekim sonrası büyük zamanları. Ama en azından çekim alanında oyuncularımız açısından söylüyorum. Her zaman onları çok hasbihal ederek beğenmedilerse ben beğensem bile isterseniz bir daha çekelim diyerek hatta yer yer çektiklerimi izleterek oyuncularımla her zaman bir güven oluşturmuşumdur yani. Onlar da hani buradan evet yani bizim de hoşnut hocam bir şey çıkacak duygusunu hep edinirler genelde. Belgesellerde de keza hep böyle konuşur gibi her zaman kameranın yanındayımdır. Her zaman böyle arkadaş, yakın, abi, kardeş o muhabbet içinde. Yani çekimle sanki çekim arası çekim dışı hiç böyle birbirine karışır falan. Yani bizde. Mekandan çok rahat hissediliyor hocam. Eyvallah. Mekanlar da keza yani hatta bilmiyorum nerede sordular. Mesela misafir filmindeki ev dediler hani gerçek ev miydi yoksa siz mi yaptınız? Gerçeklik ama her şeyi biz yeniden yaptık. Bütün içeride bir sanat yönetimi sıfır, onun sıfırdan yapıldı orası. Mesela mutfağın rafları hariç yani oda annenin odası yeniden yapıldı. Ama ev gerçek evdi. Zaten bir kiracı vardı. Onun eşyalarını çıkardık. Biz kendi eşyalarımızı koyduk falan. Yani kendi öyle bir ev nasıl olur? Çünkü bildiğim bir yer, bildiğim bir hayat. Ben Anadolu'dan geldim. Yani Anadolu'da çok dolaştım bir şekilde. Diyeceğim hani yani kendi ruhuma, dünyama uygun şeyleri seçiyorum. Çok aslında yani özel bir çaba sarf ettiğim bir şey değil. Yani olması gereken bir şey. Gülsün soracak mısın yoksa benim bir sorum daha olacak hocama? Tamam ben sorayım o zaman. Sesin gelmiyor bu arada. Ben de kendi kendime konuşuyorum. Herhalde. Evet. Ben aslında şeyi merak ediyorum. Bu Refik Ahmet Sevengil Rast filmi son dönem yaptığınız bir belgesel film ve bence çok kıymetli bir film. Belki oradan vaktimiz varsa kısa bir fragman verebilir miyim? Giriş bölümü var onun. Sadece bir giriş bölümü var olabilir tabii. Yani evet. Ses falan duyulacak mı? Ses falan da var mı? Evet. Ses de duyulacak hocam. Bir saniyenizi rica edeceğim hemen. Bunun zaten giriş bölümü yeterli hemen. Yani bir 3-2 dakika falan hatta RAS'a kadar. RAS ismine kadar. Bir fragmanı var şu an elimde ama onu göstersem. 2 dakika, 3 dakikalık işte bahsettiğiniz şey evet, hocam. Evet. Türk tiyatro tarihinde bir numaralı isim. 20. yüzyılın bence en önemli kültür sanat insanlarından biridir, başlıcasıdır. Ve hazine değerinde belgeler, ciltlerle kitaplar bırakmış bir insandır.
ulaşılması, erişilmesi imkansız bir değerdi. Eşsiz bir kişilik. Sanat, Türkçe ve insan sevgisi. Hep okurken görürdüm onu. Zaten Osmanlı, zaten Cumhuriyetçi, zaten Avrupalı. Türkiye'de opera sanatının gelişimi, Osmanlı'da Batı müziği, onun adını duymadan böyle bir araştırmaya kalkışmak zaten mümkün değil. Bunların heykellerin dikilmesi gereken insanlardır. Türk kültürüne, sanatına yaptıkları hizmetlerle dolayı. Nurlar içindedir umarım. Bizi görüyor mudur, görmüyor mudur bilmiyorum. Ona sıkı sıkı sarılıyorum. Öpücükler yolluyorum. Ne doğunun ne batının adamıdır Refik Ahmet Sevengil. O hem doğunun hem batının insanıdır. Kipling bir şiirinde doğu ile batı asla bir araya gelemez, birleşemezler der. Ama şiirin sonuna geldiğinizde esasında ne doğu var ne batı. İki insan, inanan insan karşı karşıya geldiği zaman onları durduracak hiçbir kuvvet yoktur birleşmesinde diye biter. Ve bu yüzden de doğu ve batı hiçbir zaman buluşamaz. Çünkü böyle bir ayrım yoktur der. Onun yaptıklarından bir tanesi bile bir ölümlü için yeter ve artardı. Hoca Sevengil, yazar Sevengil, gazeteci Sevengil, tiyatro tarihçisi ve araştırıcısı Sevengil, radyocu Sevengil ve en önemlisi büyük dost, büyük insan Sevengil. O soyadı gibi insanları severdi ve bütün ömrünü onlara yararlı olmak için harcadı. Seslendirmeyi yapıyorsunuz. Ses tonunuz çok güzel. Eyvallah. Evet, seslendirmeyi siz yapmışsınız. Ağzınıza sağlık. Eyvallah. Çok yani o duygu beni çok zaten severek, isteyerek, bilerek yani içimden gelen bir duygu olduğu için çok böyle kolay tarif edemedim okuyucu arkadaşa. Mesela bizden reklamlarda da hani bir iyi bir ses seçersin. O tonlamayı vermek için bazen 40 defa okutursun yani. Ya 40 defa okutacağım ama dedim ben kendi bildiğimi okuyayım anlamında. Aslında İstanbul'da Bayram Sabahı filminde de mesela dış ses, benim de yer yer dış ses var orada evet. Zaman zaman kullanıyorum evet. Yani. Evet hocam, kardeşler. Kurmacalar da var galiba belgeselin içerisinde. Ne var? Ara ara canlandırmalar var sanırım değil mi evet. Belgesel içerisinde? Evet. Yani bir anlamda aslında dramatik belgesel sayılabilir. Evet. Ben zaten özel bir tarz izledim orada. Hem filmin çekim sürecini de kattım. Bu film nasıl geldi bana? İşte Yusuf Kurçenli beni aradı. Mehmetciğim dedi ya bir senin belgesel çekmeni istiyorum. Ancak sen yaparsın şudur budur. Kim abi dedim. Refik Ahmet Sevengil dedi. Refik kim dedim ben adını ilk defa duyuyormuşum gibi. Ben bir tek hayal beni hatırlıyorum işte İstanbul'da Eğlence Hayatı gibi bir kitaptan falan. Ya 50 tane kitabı var yani hiç. Ve Türk tiyatrosunun, Türk operasının yani başka yok zaten. Şu anda peygamberi yani şu anda. Refik Ahmet Sevengil baktığında. Yani Ankara TRT'de stüdyoya ismi verilmiştir. 6 cilt büyük Türk tiyatro tarihi vardır ki hala başyapıt olarak bütün hocalar oradan anlatırlar Türk tiyatro tarihini falan. Adalet Ağaoğlu filmin içinde görürsünüz. O olmasaydı ben olmazdım der. Beni edebiyat o yönlendirdi der falan. Yani ve en güzel tarafı tabii benim en çok hoşuma giden tarafı o kadar çok yönlü bir kişiliği vardır ki bir rakı sofrasında Neyzen Tevfik, Aşık Veysel, Münir Nurettin Selçuk ve Refik Ahmet Sevengil aynı rakı masasında nasıl? Böyle bir şey. Ben TV'yi düşünemiyorum yani o grubun içerisinde. Çok güzel bir eser.
Çok teşekkür ederiz. Yani biz de şunu anlıyorum. Demek ki bu kadar büyük bir ismi tanımıyor oluşumuz da bence büyük bir kayıp. Yani geç de olsa. Aynen. Daha neler var kim bilir? Daha bilmediğimiz. Daha neler var? Mesela ben Halep Çember'le hayattayken tanıştığımda çok defa böyle ziyarette bulmuştuk son dönemlerde. Öyle bir ismi dahi bilmezdim. Ne kadar kıymetli bir isim olduğunu. Bunun gibi çok fazla insan var ama gerçekten Refik Ahmet bu kadar değerli olmasına rağmen yani operada, tiyatroda biz bugüne kadar bilmiyormuşuz bu ismi. Yollarımız şimdi kesişmiş oldu. Yani aslında dün konuşmasaydık hala da bilmiyor olacaktık belki. Yani daha yani kim bilir daha neler var bizim de bilemediğimiz hep beraber. Yani ne değerler var. Zaten farkındaysan giriş bölümündeki cümleyi ben özellikle seçtim. Aynen. Bazı insanlar vardır ki kendini gizlerler şandan şöhretten öte. O kadar büyüktürler ki büyüklükleri oranında o kadar da alçak gönüllü ve tevazu sahibidirler diye. Ve bunu yazan Abdi İpekçi. Ölüm günü, ölümünde yazan. Yani. Düşünün ya. Şu anda gelecek mi herhangi bir kanalla gösterim süreciyle ilgili bir plan var mı? Valla şu ana kadar inan düşünün. Bunda hatta TRT'nin de katkısı vardı falan. Ama bir türlü yayınlanmadı. Bu bir türlü yayınlanmadı. Nasıl söyleyeyim bunu? Yani birileri daha sonra fark edecek inşallah. Umut ediyorum. Hocam yayınlanmadı dediniz de aklıma şey geldi. Şimdi birçok dijital platform var biliyorsunuz. İşte Netflix doğru. Var, Mubi var, işte Türkiye menşeli olan Hulu TV var, Blue TV var. Doğru. Platform var. Ben gerçi bunlar arasında Mubi'yi mesela biraz daha ayrıcalıklı buluyorum. Çünkü Mubi birazcık daha hem Avrupa sinemasından hem Orta Doğu ve Uzak Doğu sinemasından İzliyorum. Çok güzel örnekler veriyor. Hatta Mubi son dönem benim misafirli Hazan mevsimini de aldı bu arada. Hani size haber vermiş olayım. Ha, çok güzel. Ben de tam onu soracaktım hocam. Bu platformlara filmlerinizi gönderdiniz mi? Burada var mı? Onlar teklif ya da bu platformların sinemacıya destek olduğunu düşünüyor musunuz? Sektöre desteğinin olduğunu düşünüyorum. Maalesef çok düşük paralar ya. Yani öyle bir destek sayılamaz bence. Yani çok düşük. Yani ağza alınamayacak kadar düşük paralar. Yani 3.000-5.000 lira gibi bir rakam bir sinema filmi için. Oysa TRT bu konuda çok daha iyi. TRT'de de inşallah misafir filmi yayınlanacak yakın zamanda. Yani yeniden özel televizyonlara daha çok maalesef karlarına bakıyorlar. Yani ister istemez onların da kendi doğal sonuçları. Ama yine de biz işte yayınlandığı için, insanlara ulaştığı için parasına puluna bakmayıp pekiliyoruz. Ama ben belgeselleri de evet yani belgeselleri de sunmak istiyorum. Ya onlar şu anda sinema filmine baktıkları için. Çünkü özgün ve bir yerde olmayan. Mesela İstanbul'da Bayram Sabahı da çok özel bir belgeseldir. Yani çok özgün bir yanı vardır. Yani Türkiye'deki Musevilerin, Yahudilerin, yani Hristiyanların, Müslümanların geçmişte nasıl bayram yaşadıkları üzerine farklı bir iştir mesela. Hani değişik bir iştir. Hani ezber bozan bir iştir. Böyle mehterle başlayan, sabah ezanıyla başlayan ama çok başka Londra'da biten. Londra'da hello, thank you Turkish Airlines. Yani bana bir İstanbul'a uçak bileti verir misin diye biten. Avrupa'da yaşayan bir öğrencinin bir bayram sabahında annesinin bayramını kutlamasıyla biter ama başka bir iştir yani. Ben hep hani başka derken biraz çocukta hep işte başka hani farklı mesela evet işte örnek yani evet iki tane şeyden bahsediyorum hani. Mesela Kani Karaca sokaktan 1000 kişiyi çevirelim. Hani diyelim ki 200'ü adını duymuştur gençlerden. Adını duyan da hafız diye duymuştur. Kani Karaca'nın New York Times gazetesinin sanat sayfasında Kani Karaca'dan bahsedirken ki atılan başlık şu: The best voice of the last century. One of the best voice değil, the best voice. Son yüzyılın en önemlisi diyor ya. Ya sokakta bir hafız diye biliyor bizimkiler onu. Yani bir ilahiyatçı hatta şey diyor, ilahiyatçı diyor ki yani o bir peygamber sayılır diyor Türk musikisi için diyor mesela. Kani Karaca için. Ben tanınmayan, bilinmeyen, onun için yani farklı
insanların keşfedemediği, bilenlerin bildiği ama hani Yunus'un dediği gibi bilmeyen ne bilsin bizi, hani bilenlere selam olsun dediği gibi ya bilinmeyenlerin, topluma tanıtılmayanların peşine düşen bir şekilde bizim dönemimizde sinema yapmak da zordu. Onun için belgesele aşındık. Çünkü o dönemlerde şu kamerayla çekilmezse olmaz, bu ışıkla çekilmezse olmaz, şudur budur. Hatta biz sonra yakın arkadaşlarımızla şöyle bir terim ürettik sinemada. Aman ha, teknisyen faşizmine teslim olmayın. Teknisyen faşizmi. Bu kamerayla olmaz, bu ışık olmadan olmaz, bu ses. Ya sinema değil miymiş? İnanın ses sinemada kameradan daha önemli. Bence. Yani kamera öyle ya da böyle. Ya oyuncun kötüyse, draman kötüyse, dünyanın en iyi kamerası olsun ne işe yarar ya? Anlatacağın hikaye yoksa, dert yoksa. Herkesin bildiği şeyi, herkesin bildiği kameralarla, yani dediğim gibi yani herkesin bildiği yemek değil, yeni bir tat, yeni bir lezzet, yeni bir ağız tadı, vay be deyip böyle merakla, hani küçük bir çocuk gibi şaşarak yaşamak, tarantaba bu diyor yani Nazım, yani hey tarantaba bu, hey yani usta bir kitap gibi okumak ve küçük bir çocuk gibi yaşamak, küçük bir çocuk gibi yaşamak, yani sanat buralarda ancak akış bulabilir kendini. Hayata yeniden başka yerlerden, detaylarından görmek, bakmak, hissetmek, yeni insanlar, yeni yerler, yeni mekanlar. Atol Behramoğlu'nun şiiri gibi, çekmeli seni diyor yeni güzellikler. Merak etmelisin bütün dünyayı, uygarlıkları, insanları falan. Sanat buralarda oyalanır yani. Sanat buralarda yeşerir. Yani hayat bulur, toprağa salar köklerini. Yoksa yani öyle ya da böyle işte yani hani bir şekilde idame, hayatı idame yaparsın. Hayattan beklediğinle ilgili bir şey bu tabii yani işte. Yani hayattan ne bekliyorsan onunla ilgili. Hocam şey araya gireyim bir hemen. Ozan Bey bir soru daha sorabilir miyim diye yazmış ama sordu mu sonradan? Yani sormanı istedim. Yani sorsun, buradayız. Bir problem yok tabii ki. Bir problem yok. Çok çok teşekkür ederim hocam. Ya sanat tarih üzerinden bir soru sormak istiyorum da yani günümüze şey yaparak, benzeştirerek. Şimdi ilk çağlardan bu yana üretim araçları değiştikçe sanatın rengi ve şeyi değişiyor. Anlatım biçimi değişiyor. Mesela antik Yunan'da tragedyalar çıkıyor. Halk onun karşısında komedyalar üretiyor. Gelişen süreçte de Mısır'da heykellerin yüzleri yokken antik Yunan'da heykellerin yüzleri artık oluşmaya başlıyor. Süreç böyle ilerliyor. Ve sinema, kamera bulunduktan sonra da başka bir sanat dalının ortaya çıkışı izleyebiliyoruz ve görüyoruz şu anda. Peki gelişen süreç içerisinde mesela Nazi sinemasına karşı bir Sovyet sineması çıktı. İki sinema dalları bir süre birbiriyle yarış halindeydi. Tamamen Nazizm ortadan kalktığı zaman Sovyet sineması ile Amerikan sineması bir yarış haline girmeye çalıştı. Şimdi iki kutuplu dünyadan tek kutuplu dünyaya döndük ama tekrar dünyada bir Neo-Nazizm, yani Neo-Osmanlıcılık ya da çeşitli çeşitli şey akımlar çoğalmaya başlıyor. Peki sinema burada nasıl şekillenir sizce? Nasıl görüyorsunuz, nasıl okuyorsunuz dünya sinemasını, Türkiye sineması burada nasıl bir rol biçer kendine? Vallahi bu soruna maalesef kısa bir cevap vereceğim. Yani benim alanım olmadığı için Neruda'ya soruyorlar. Diyorlar ki şiiriniz hangi kategoriye girer, hangi şiir akımına girer diyorlar. Neruda da diyor ki onu diyor ya şiir eleştirmenlerine sorun diyor. Yani bu hiç benim ilgilendiğim bir şey değil. Bir kere zaten Nazi sineması diye bir şey yok. Nazi propagandası var. Sinema değil ki onlar. Lehmli Schiffenheit diye bir kadın 20 kamerayla Hitler'in propagandasını yapıyor zaten o dönemlerde. Onun için hani ona karşı doğmuş bir şey de değil. Bu bilgiler bence bilmiyorum. Yani kimin bilgileri ama pek tarihte doğru bilgiler değil bunlar. Yani Nazi sinemasına karşı diye bir Sovyet sineması yok ki. Sovyet sineması Allah'ına kadar. Sovyetler yokken var zaten. Sovyetler yokken var. Nazizm yokken var daha Sovyet sineması. Ya Potemkin zırhına falan bakın mesela. Ya da Potemkin'den önceki filmlere falan. Sovyetler yani sırası gelmişken söyleyeyim buradan yani soru açmış olsun. Dünyadaki en önemli sanatçı toplumdur. Slav kültürü. Zaten dünyada ses getirmiş çok büyük Slav kültürü var. Rus kültürü diyebileceğimiz düşünün. En büyük müzisyenler oradan.
bale oradan, tiyatro oradan, roman oradan, yani daha ne olsun yani. Sinema oradan, sinemanın kaynakları en azından. Ya da Farsi, yani bizim Acem dediğimiz Acem kültürü yani, İran ve oraların kültürü yani. Bir hafız yok, bir hafız daha dünya çıkaramadı daha. Bir tek işte Goethe hafıza özendi. Hafıza özenerek de işte biliyorsunuz Batı Divanı'nı yazdı. Hatta şey dedi, ben yazamazsam bırakacağım bu işi dedi. Yani şu anda Batı'nın peygamberi Goethe'dir ama Goethe hafız okuduktan sonra bırakmaya çalıştı yani şeyi. Edebiyatı bırakacaktı neredeyse. Demek istedim böyle hani karşıtlık için bir şey üretilmiyor. Yani Amerikan sineması, Sovyet sineması karşılaştırılamaz bile. Yani biri sanatla uğraşıyor, biri yani orada da yok mu propaganda var ama öteki tümüyle bir dünya hegemonyası kurmak için hem ticaret hem bir yaşam tarzı sunmak üzere herkes kendi dünyasını yaşıyor. Bu dünyalar çatışıyorlar Ozan'cığım. Yani biz bu çatışmayı planlıymış gibi algılıyoruz. Hayır. Yani yolda karşılaştıkları an tabii ki çatışıyorlar. Ama hiçbir zaman Nazi sinemasına karşı bir Sovyet sineması diye bir kavram ben ilk defa duyuyorum yani. Böyle bir şey olduğunu da düşünmüyorum doğrusu. Olsa da çok önemli yok. Yani çünkü hani durup dururken ya Naziler bunu yapıyor biz de bunu yapalım. Yani Nazizmin tarihi 1930'lu yıllar, 40'lı yıllar yani. Sovyet sineması neredeyse sinemanın başlangıcıyla birlikte başlıyor. Yani bizde bile yani sinemanın başlangıcı yani 1900'lerin başlarında işte Fuat Uskan'a şudur budur. Yani tarih bilgilerini çok önemsemiyorum çünkü yani bunlar teknik bilgiler. Biz daha çok yaratıcılığa ne üreteceğimize, ne yapacağımıza bakmalıyız. Oraya odaklanmalıyız diye düşünüyorum yani. Bunlar hocam aslında temel sinema tarihçilerinin ama bunlar şey bil ama buna çok fazla kafa yorma anlamında söylüyorum. Yani burada ben başka bir algı açmaya çalışıyorum. Yani algıyı alışkanlıktan kurtarmaktan bahsediyorum. Yaratıcılığın özgürlüğünden bahsediyorum. Ya tarih bilgileri doğru da olur, yanlış da olur. Çok önemli değil. Oradaki eserlere bakmak mesela bana desen ki ya hocam yani Nazi sineması dediğimiz şu örnekle Sovyet sinemasındaki bu örnek üzerine tahlillerle gelsen oradan bir şey çıkartabilirim ama genellemeler her zaman kötüdür genellemeler. Yani ben daha odaklanmamız gereken yerin sinema sanatının kendisi olduğunu düşünüyorum. Tarihi değil. Evet. Ozan belki kendi üretim süreçlerinle ilgili aklına takılan bir şey varsa daha böyle spesifik olur. Hocaya sorabilirsin. Ya aslında şöyle bir sorun var. Ya bu aklıma takılan bir soruydu. Aslında temel olarak sorum şuydu. Dünya ve Türkiye konjonktür yapısı sürekli değişiyor ve biz de ister istemez onun algısıyla bir tiyatro üretimi ya da sinema üretimine geçiyoruz ya. Geldiğimiz süreç ve geleceğimiz süreç hakkında hocamın görüşleri nedir aslında onu almak istiyordum. Örnekleme yapmamın sebebi oydu yani. Amerikan ve Sovyet sineması ya da İran sineması. Çeşitli örnekleme oradan gitmiştim ben. Bizim ülkemize nasıl okunmalı, nasıl görülmeli? Yani yeni bizim gibi bu sürece dahil olacak insanlar nasıl bunlardan etkilenmeli, bilgilendirilmeli gibi bir sorumlu. Ama şey anlaşıldı, hani karşılaştırma gibi bir cevap aldım ben. Rica ederim, ben yine aslında hayır. Yani bir sinema öğrencisinin, sinema ile ilgilenen birinin bunlara çok fazla kafa yormaması gerektiğini söylüyorum. Altını yine çizerek şundan dolayı. Ya bizim çocukluğumuzda, babam ortaokula giderken ortaokullarda İngilizce diye bir şey yoktu, Fransızca vardı. Ve dünyanın yarısı Fransızca konuşuyordu yabancı dil olarak. Şu anda Fransızca %1'e düştü, İngilizce %90'a çıktı. Yani bunlar dünya tarihinin sosyolojik, ekonomik, siyasal gelişimleriyle devamlı değişen olgular bunlar. Yani değişen olgular. Şimdi mesela bundan 30 yıl önceye kadar İran sineması diye bir şey yoktu. Ama öyle özgün yönetmenler çıktı ki işte bir Kiarostami çıktı. Alt üst etti yani şeyi, algıyı. Hakikaten algıyı alt üst etti yani. Olağanüstü işler yaptı. Kendisiydi sadece. Sadece İranlı olmasıyla mesela Abbas Kiarostami İranlı olmasıyla İran sinemasına değer kattı. Yani o kişisel olarak vardı. Yani Abbas Kiarostami'nin kişiliğini de hani hepimiz biliyoruz tabii yakından falan filan yani. Tümüyle gayet sessiz, muhalif, hiçbir şeye pas vermeyen, hiçbir şekilde gayet özgün, kendi gibi. Kısa filmlerini izleyin. Mesela herkes Abbas Kiarostami'nin uzun filmlerini biliyor.
Abbas Kiyarostami kısa filmi. Burada şunu söylemek istiyorum. Yani son dönemlerde mesela sonra sinema tarihi içinde şimdi İsveç diye İsveç'te bir Bergman çıktı. Ozancığım yani bizim ilgileneceğimiz şeyler ülkeler değil, kişiler. Ama öne çıkması anlamında gerçekten İran sineması diye bir kavram var artık. Yani ne kadar çok İranlı yönetmen dünya sinemasına ses getirdiyse o kadar da yani mesela Bahman Gobadi yani gerçekten son dönem filmleriyle ilgili şerhlerim var ama yani Sarhoş Atlar zamanıyla Kaplumbağalarda uçar. Hatta bir de yani Nobody Knows About Persian Cats, İran kedilerini kimse tanımıyor film falan mesela olağanüstü işlerdir. Yani örnek olarak ya da Uzak Doğu'da Ozu yani ya da Macaristan'da Belatar ya da işte Endonezya'da işte Apichat Pong yani Kore'de işte Kim Ki-duk falan. Yani bu yaratıcı bireylerle yürüyor bu iş. İnan devletlerle ve bunların politikalarıyla falan yürümüyor. Hatta ne diyor şey? Kime atfederler o lafı? Belki siz daha iyi hatırlarsınız. Hani imkanlarım azaldıkça yaratıcılığım artıyor diyor. Bir yönetmen. İmkanlarım azaldıkça yaratıcılığım artıyor. Galiba ya Bergman'a ait. Galiba Bergman'a ait. Öyle hatırlıyorum yani. Şimdi onun için ben ülke bazında bakmayı pek tercih etmiyorum Ozan'cığım. Yani şahıslar kişiler bazında, yaratıcılar bazında bakmayı yeğliyorum. Yani mesela ne bileyim işte 5 milyonluk ülkeden kim çıktı işte? Lars von Trier çıktı yani işte biliyorsun kalktı müthiş bir manifesto hazırladı. Dogma manifestosunu. Ya bunlarla ilgileniyorum. Mesela Belçikalı olması beni ilgilendirmiyor. Yani örnek olarak. Yani ne olacak zaten hani oralı buralı şuralı diye. Yani şu anda şimdi mesela Türkiye'den Nuri Bilge Ceylan. Tamam. Sadece Türk olması hesabıyla Türkiye. Türkiye sineması, Türk sineması hani benzer anlamda şeyler konuşuluyor. Yani bence bireysel bazda bizim fokus olacağımız nokta ben altını çizmek istedim. Kendime göre konuşuyorum tabii. Bunlar siz de yaşam içinde, hayat içinde yani doğruluğu ya da yanlışlığı sizlerin hayatında da test edilebilir. Bence bir yaratıcı sadece dünyanın çok fazla sosyopolitik meseleleriyle ilgilenmemeli. Çünkü politikanın filmi yapılmaz. Filmler politik olabilir ama siyasetin politikanın filmi yapılamaz. Mesela ben Costa Gavras'ı hiç sevmem mesela Z filmini. Yani hiç sevmem. Yani Costa Gavras Yılmaz Güney'le şey almıştır. Cannes Film Festivali'nde örneğin Altın Palmiye'yi paylaşmıştır biliyorsunuz değil mi? Ama Solanas'ın Güney filmini çok severim. O da politik filmdir. Costa Gavras'ınki de politik film kategorisinde algılanır. Solanas'ın Güney filmi de Arjantin, Brezilya, Güney Amerika. O da siyasi film diye algılanır. Hatta bence en siyasi filmlerden biri mesela Örümcek Kadın'ın Öpücüğü'dür. Bir eşcinseli bir devrimci hapishanede eşcinsel devrimci aşık olur ve çıkarken artık bir devrimci olmuştur ve gider bir çatışmada ölür. Yani siyaseti hakikaten hani Hitler dönemindeki Leni ablamızın yaptığı gibi 20 kamerayla sırf propaganda için yani sinemayı propaganda malzemesi gibi kullanmak yerine yani siyasette de maalesef yani böyle politik sinema derken propaganda sinemasına kaçma eğilimi maalesef çok benim gözümde. Yani bana siz şu anda 40 tane siyasi film örneği verseniz muhtemelen 30 tanesi bunların propaganda ağırlıklı filmlerdir bana göre. Peki son dönemlerde ülkemizdeki böyle Kürt genç sinemacıların üretimlerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Politik mi değerlendiriyorsunuz? Allah'tan o şey oldu biraz azaldı son dönemlerde. Yani giderek evet ağırlıkla propaganda ve bir varoluş eksikliği gibi kendini var etme bizde varız. Hani Kürt halkının kendi mücadele içindeki yerde sinemada olsun. Bu da bir silahtır. Bu da bir propagandadır alt bilinciyle. Silahtır derken o propaganda kullanılmıyor tabii. Propaganda aşağılayıcı bir laf. Ama son dönemlerde mesela şey de Kürttür yani Bahman Gobadi. İlle hani o da Erbil'de yaşıyor hemen bizim sınırımızın altında. Hani mesela Sarhoş Atlar zamanı kadar Kürt kültürünü dünyaya tanıtan bir film yoktur.
ya da kurbağalar da, kaplumbağalar da uçabilir diye. Bizden de özgün işler çıkmıştır tabii. Bizden de yani Kürt kökenli arkadaşlardan, Kürt arkadaşlardan el ayağı düzgün birçok film çıktı. İlk dönemlerde böyle bir eğilim vardı. O çabuk atlatıldı umut ediyorum. Bundan sonra daha iyi. Ya mesela birkaç isim dışında Hüseyin Karabey, işte Erol Mintaş falan, bu isimler dışında birkaç film üretim içerisinde bulunan birçok kişi zaten birçoğu artık yurt dışında bu isimleri üretemiyorlar da doğal olarak. Tabii nasıl şekillenir, nasıl filmler gelir sonraki süreçte bilemiyoruz. Bir de hocam ben şeyi çok merak ediyorum. Son dönemlerde dünya sinemasında böyle etkilendiğiniz genç yönetmenler, mesela ben Kutsal Gey'in ölümü, Yorgos Lanthimos, işte Asghar Farhadi falan, bu tarz isimler mesela beni etkiledi. Siz mesela kimleri sayabilirsiniz? Ya biraz ben son dönemlerde tabii şeyi çok beğeniyorum. Bu Square'in yönetmenini çok yaratıcı buluyorum. Yani gelecekte dünya sineması el koyacak bir yönetmen. Söyleyin ismini, şu anda aklıma gelmedi. Square. Cannes'da büyük ödül aldı 2 sene önce. Kare filmini. Onun kısa filmlerini de izlemek istedim. Bir ressamın soyadıyla anılır yani. Hep ben onu ressam ismiyle hatırlıyorum da. Yazabilir misiniz internete? Kare filminin yönetmeni ya da Square. Ruben Östlund çok ses getirdi bu film ve festivalde şey bulamadım. Evet Ruben tabii, Ruben Östlund tabii. Şimdi tabii ki ben mesela Lanthimos'u da yani beğenirim. Hatta onun ilk değil de üçüncü filmi. Onunla geçmişti biliyorsunuz. Köpek Dişi'yle meşhur olmuştu falan. Ya aslında mesela şu anda biz geçenlerde İran sinemasından Şangay Film Festivali'ne gel mesela birisini keşfettik. Mesela Reza Mir Karimi İran'dan. Hani sonra öğrendik, ya biz niye bu ismi tanımadık, şudur budur diye. Aynı zamanda Fecir Film Festivali'nde yöneticisiymiş. Mesela muhteşem bir filmdi. Hatta TRT2'de oynadı. Bilmem kimin kalesi diye, hayal bilmemlerin kaleleri diye falan. Yani aslında yani takip ediyoruz ama çok da böyle aman çok böyle parlak. Mesela Lanthimos'un son filmleri benim çok fazla açmıyor ama tavrını seviyorum mesela. Nasıl tavrını seviyorum? Yok efendim, İngiltere kraliçesinin İngiliz sarayında kıyafetler böyle değilmiş, duvarlar böyle değilmiş bilmem. Çocuk biliyorsun ışık bile kullanmadı. Yani bu tavrını seviyorum. Özgün yanını seviyorum. Yeni bir hikaye... Her filminde yeni bir şeyler görüyoruz. Evet. Mesela Kutsal Geyik'te de öyle. Yani farklı şeyler deniyor. Bu yönünü seviyorum. Yani bu yönünü seviyorum ama o mesela şey çok ezber bozucuydu. Yani Köpek Dişi yani çok ezber bozucu bir filmdi. Mesela bu Ruben'in kısa filmlerini bir izleyin arkadaşlar. İki tane kısa filmi var. Yani olağanüstü. Yani uzunları da tabii çok iyi bir anlamıyla ama çok aslında genç yönetmen var. Yani genç yönetmen derken yani çıkan eserleriyle çıkan, yani bazen tabii tek tek hani filmleriyle de anıyorsun. Mesela Rus Zvagnetsev, yani gelecekte yine Rus sinemasına, Sovyet sinemasına, Sovyet demiyoruz artık, yani büyük damga vuracak yönetmenlerden biri mesela. Yani onun gerçekten o Return filmi olağanüstüdür. Gerçi ondan daha iyi bir film bana göre yapamadı ama yani Return, yani ya hayatta zaten herkes bir tane iyi bir iş yapsın. Return mesela dünya sinemasında kalacak bir işti. Sonra da bir şey yapmasın yeter yani. Ben de Lanthimos Köpek Dişi'yle kalsın yeter bana hani gibi anlamında söylüyorum. Lanthimos hocam belki gerçekten çok vurucu bir eser daha çıkaracak yani. Hayır, anlatamadım. Yani dünya zaten zenginleşir. Hani şey demek istiyorum. Herkes yeter ki bir ara benim 80'li yıllarda bir şiir kitabım yayınlanmıştı. Adı Kontrollü Çalkantı'ydı. Bir arkadaşım demişti ki abi ya herkes demişti ki böyle özgün bir kavram üretse şiir dünyamıza, edebiyat dünyamıza, ya bu hakikaten ne hoş olur demişti. Kontrollü çalkantı. Ben yıllar sonra kozmos, NASA falan ilgilenirken evrenin matematik yasasının böyle tanımlandığını öğrendim. Yani
hem büyük bir dönüşüm ama kontrollü bir dönüşüm. Yani kontrollü çalkantı gibi diyeceğim. Yani yeter ki hani hemen ilk başta mesela hemen hafızamızda yer eden, bizi büyüten, bizi geliştiren ya da ben mesela bütün sinemacı arkadaşlara ısrarla önereceğim bir tek film var. Orson Welles'in One Man Band belgeseli, onun adına yapılmış. Orson Welles öldükten sonra karısı tarafından yapılmış One Man Band belgeseli. Onu izleyen zaten direkt hemen kamerayı alıp sokağa çıkmak ister. Evinde duramaz, oturamaz yani. Bu dediğim söz de orada geçiyor zaten. Bir entelektüel önce ne iş yaparsa yapsın, sinemaya da değil, önce kendine Why Did God Create the World? Arkadaşları şey de söyleyebiliriz, Netflix'ten izleyebilirler. Neyi? Belgeselini. Netflix'te var mı One Man'den? Görüyorum ben var olduğunu ama. Yok, yani o zor bulunan bir film. Geçenlerde bir arkadaş hatta bulamadım falan dedi. Ben Kütet Alan Merkezi'nde var demiştim. Belki orada alabilirsiniz diye. Sonra bir arkadaş bulduk dedi internetten, diğerlerde. Mesela ben örneğin Kütet'e bilmez. Fransızların mesela eski yönetmenlerinden Louis Méliès'i çok severim mesela. Onun André ile Akşam Yemeği filmi. Sinemanın ne olduğu üzerinde inanın doktora tezi değil. Yani hani doktoradan sonra profesör olmak için de tez yazılıyor bilmiyorum. Profesörlük tezi yazılacak bir eserdir. André ile Akşam Yemeği. Efendim? Profesörlük için belirli bir sayıda makale yazmak lazım ya hocam. Tez yani. My dinner with André yani. Ve 100 dakika sadece bir masada geçer. Masada geçer. Bir masada iki arkadaş, eski arkadaşın buluşup muhabbet etmesi de geçer ama büyük filmdir. Evet. Olağanüstü bir filmdir. Zaten not alarak izlemek durumundasınız. Çünkü öyle şeylerden bahseder ki filmde bir eski bir tiyatro yönetmeniyle arkadaşı bir oyuncu 20 yıl sonra buluşurlar. Vay evlendim mi, çoluk çocuk sahip oldum mu, çıdır budur diye başlarlar masada, bir lokantada geçer. Örneğin. Mesela aynı zamanda mesela Louis Méliès'in yine çok psikolojik bir filmi vardır mesela Yıkım diye. Hatta şey oynar. Fransızların meşhur oyuncusu Juliette Binoche oynar. Ve müthiş bir şeydir mesela. Yani yine ezber bozan bir iştir örneğin. İlk başta şey gözükür. Bir müsteşar tesadüfen oğlunun sonradan sevgilisi olduğunu anlattığı bir kadınla ilişkiye girer. Genç bir kadınla. Yani neredeyse oğlunun tanıştırılma falan. Fakat sonra öyle bir yere gider ki hikaye çok psikolojik, çok insana ait, çok derin bir yerlere götürür mesela. Yani Louis Méliès çok büyük bir yönetmendir örneğin. Pek kimse tanımaz hani. Örnek diyorum. Tabii ki benim burada öğrencilere, arkadaşlarına söylemem lazım. Benim için şu anda açık ara dünya sinemasının yani gelmiş geçmiş en büyüklerinden biri ve yaşayan Bellatar tabii ki. Yani Bellatar'ın... Tatlı'dan da beğendiğiniz bir isim var. Efendim? Yani Uzak Doğu'dan da beğendiğiniz bir isim İşte var. İşte bu Apiket Pong. Çok kötü söyleniyor ismi, o yüzden söyleyeyim. Ona kısaca Joe diyorlar ana. Joe de denebiliyor ana. Batılılar Joe diyor. Zorlandığı için herkes zorlanıyor. Sadece siz değil. Yani herkes... Yani bizden sevdiğimiz için ezberledik ama yani o aynı zamanda bir zaten şeydir böyle hani yeni eğilimler falan gibi böyle kuratörlük falan yapar böyle sırf saatle ilgilidir yani. Tam ideal benim gözümde hani ideal bir gerçekten yönetmen şeyidir yani. Ve ona zaten Joe diyor Batılılar. Bayağı kısa isimler. Yani çok özgündür. Mesela Mubi'de var ama Mubi'de bir iki böyle şey eski filmlerinden bir iki bir şey var. Mubi'de Apichat Pompon. Yani zaman zaman çünkü biliyorsunuz Mubi'ye giriyor. Bir ay sonra kalkıyor falan yani filmden. Onun için yani. Maşallah 2 saat olmuş çocuklar. Evet ha? Evet yani şimdi yavaş yavaş da zaten katılım azalmış galiba. Yemek saati evet, olmuş. Evet o zaman isterseniz yavaş yavaş kapatabiliriz. Senin de evlat nerelerde? Efendim? Senin evlat gönderdin mi yoksa? Şu an geldim. Uyku saati ağlıyor da biraz. Aa, o zaman bitirelim artık. Yeterince
sohbet ettik. Zaten yani inanın her ben de mesela bir yere gittiğimde bazen 3 saat bir cümle orada takılırım mesela bana işte yazarım, not ederim. Her zaman notlarım olur hep. Ya da cep telefonu ya da bir kağıda falan. Hakikaten mesela bu Orson Welles'in o belgeselinden hakikaten çok heyecan duymuştum. Tekrar izlediğimde aynı heyecanı bir daha duydum. İşte en temel daha çok daha hayata ait şeyler söylüyor. Yani biz hayatta kurduğumuz ilişki aslında neyse sinemayla da kurduğumuz ilişki o oluyor. Yani bir şey değişmiyor. Yani son söz olarak yani insanın yani olayın teknolojik yanı yani diğer alanlar hiç önemli değil. Yani dünyaya nasıl baktın, nereden baktın, ne vermek istiyorsun? Sen yani dünyada ne söylemek istiyorsun, nasıl bir dünya istiyorsun? Zaten bir usta diyor yani değişim istiyorsanız değişimin kendisi olun. Yani böyle bir şey. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık, bilginize sağlık. Gerçekten etkinliğimize katılan hem bütün öğrencilerimize hem hocalarımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Gülsün hocamıza da bizi sizinle buluşturduğu için çok teşekkür ediyorum hocam. Yaklaşık 3 saattir bir söyleşi gerçekleştiriyoruz ve hiç sıkılmadan dinledik sizi. Çok teşekkür ediyoruz bize zaman ayırdığınız için. Estağfurullah, ne demek? Ben de tüm hem sizlere başta hem sevgili Gülsün'le beraber tüm öğrenci arkadaşlarıma, öğretmen arkadaşlarıma, Erol Bey'e, Erküt Bey'e, ben de ayrıca tüm okulumuzda yeni yüzyıla ben de teşekkürlerimi iletiyorum. Sağ olun, var olun. Yeniden... İnşallah. Hocam. Pandemi çıkınca yüz yüze. Pandemi çıkınca inşallah yüz yüze görüşürüz. İnşallah. Çünkü bizim tamam. O kadar çok sormak istediğimiz konu var ki, tamam mı hocam? Şöyle bir şey, kayıt altına alındığı için görüntüler, şu an giremeyen birçok kişi mesaj attı bana mesela, çok denedik giremedik diye maillerini ekledik. Daha sonra herkes sistemden indirip izleyebilir arkadaşlar. Bizim için çok keyifli bir sohbetti. İyi ki varsınız hocam. Eyvallah, sizler de. Teşekkürler hocam. Estağfurullah. Hocam ben son olarak bir şey söylemek istiyorum. Sesim geliyor mu tam olarak? Kim konuşuyor? Söyle Saruhan. Geliyor. Kim? Ben kim? Saruhan. Saruhan. Orhan mı? Saruhan hocam. Saruhan. Saruhan. Evet, evet Saruhan, buyur. Saruhan hocam. Hocam. Ben bu yakın zamanda bu ay içinde bir kısa film çekeceğim. Bu bir senedir yaklaşık hocalarımla bilir uğraşıyorum. Hani sürekli sözünde geçiriyorum. Ben bu filmi çektikten sonra hocam eğer izniniz olursa sizin mailinize bu filmi atıp bunun üstünde sizle konuşmak isterim. Eğer siz de bunu isterseniz ve yardımcı olmak isterseniz çok sevinirim kendi adıma. Valla zamanım uygun olsa tabii seve seve. Yani çünkü hani peki deyip de hiç böyle senden bana mail gelip de 20 gün bir ay sonra cevap vermek yerine zamanım uygun olduğunda seve seve. Yani uygun bir zamanı tabii ki bakarım. Ama daha çok faydamın olabileceği bir yerde yani kaba kurguda ancak kaba kurguda olursa yol göstermek açısından, yön göstermek açısından daha faydalı olabilir bu kanaatindeyim. Tabii seve seve. Ya, tabii benim herhalde, istedim, herhalde hocalarım falan da beraber yapıyorsunuz zaten değil mi? Denetiminizde hep. Hocalarımın bilgisi var. Birçoğuna senaryoyu attım. Okumuşlardır. Şey olarak yani yorum olarak bittikten sonra hani evet evet tabii ki tabii ki düşünüyorsunuz hakkında bir şeyler bilmek istiyorum. Saruhan sen çekmeye başla. En son kurgu aşamasında daha böyle şekillenecek ya mesela kaba kurgu. Kaba kurgu da kaba kurgu da evet. Raf katta bakarız tabii inşallah. İnşallah. Yeter ki aç başlayın. Tamam hocam. Tamam hocam. Eyvallah. Hoşça kalın. Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz tekrar. Ben de teşekkür ediyorum. Eyvallah. Sağ olun.